Heyecan. Getirin bana bu doktoru. Ben getireyim. Uyku üzerinde almış mıyım? Sistemi kullanın arkadaşlar. İkincisi burada tek başına arkadaşlar kurumsal bir kimlikle karşı karşıyasın. Moralinizi yüksek tutacaksınız. İçeriye giden yolda bilgi yetersiz mi? %5. Para yattı, Forever Living yazıyor. Bu iş olur diyorum diyor. Yattı para diyor. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. İşimizin iki boyutu var. Birincisi sağlık boyutu var. İkincisi de varlık boyutu var. Parayla ilgili boyutu var. Sağlık boyutu, Apple'ın sahibi Steve Jobs öldü biliyorsunuz. O kadar varlığına rağmen. Ölümünü engelleyebileceğini bilseydi bütün servetini verir miydi, vermez miydi? Verirdi. Sağlık bu kadar kıymetli ama sağlığı kaybetmeden bunun kıymetini anlamamız pek de mümkün değil. İnsanlar arabalarına kasko yaptırırken ya da arabalarına bu kadar bakım yaptırırken kendileriyle ilgili hiçbir şey yapmazlar. Bu Türkiye'nin ironisi. Parayla ilgili kısmı ise Türkiye'de gelirler, gelir seviyeleri şu anda 15 ile 40 bin TL arasında değişiyor. 2012 yılındayız biliyorsunuz. Türkiye'de daha büyük gelirler elde edilir halde değil. Parayla ilgili kısmı da bu. Yani bu 2-3 bin TL aylık gelir için yapılacak bir iş değil. Bu iş hayatını kurtarmak için, özgürlüğünü kazanmak için yapılabilecek bir iş. Şirketle ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Rex Bang şirketin sahibi. İki cümlesi benim için önemliydi. Şimdiye kadar hep başkalarına çalıştınız. Artık biraz da kendinize çalışın cümlesi. Kendiniz de bu cümle açısından değerlendirin. İkincisi de sevdiklerinizle beraber olabilirsiniz cümlesi. Yani bu işte, bu işi sevdiklerinizle beraber yapabilirsiniz cümlesi. Forever Living on binlerce dönüm arazide şifalı bitkiler üretir, arıcılık yapar. Fabrikalarında ürünleri oluşturur, nakil depolama ve dağıtımını yapar. Bizim muhasebemiz tutar, vergileri öder. Firma merkezi Phoenix, Arizona'dadır, Amerika'da. Kalite belgeleri ve bilimsel onaylarını alır. Her ülkede gerekli bakanlık izinlerini alır. Tüm yatırımı Forever yapar, riski Forever taşır. Paranın %25'ini Forever alır, %75'ini biz alırız. Yani sıfır riskle Forever'a %75'lik payla ortak olmak demektir bu iş. Güvenebileceğiniz kalite, 150 ülkenin ilgili bakanlıklarınca onaylıdır ürünler. FDA üretim onayı var. Anlatacağım. Texas Sağlık Bakanlığı onayı var. Uluslararası Alo Bilim Konseyi onayı var. İslam Helal Sertifikası ve Koşer Sertifikası. İslam Helal Sertifikası, ürünlerin içerisinde domuz ve türevlerinin, alkol ve türevlerinin olmadığını gösteren sertifikadır. Koşer Sertifikası, Yahudilerin helal sertifikasıdır. Ürünlerin içerisinde domuz ve türevlerinin olmadığını gösteren sertifikadır. Firmanın sahipleri Hristiyandır. Bir aile şirketidir. Peki neden İslam Helal ve Koşer Sertifikasını almışlar? Bütün dünyayı pazar olarak gördükleri için büyük kültürlerin önem verdiği şeylere önem vermişler. 33-34 yıllık ciroyu görüyorsunuz burada 78 yılından itibaren. Acceleration, ivmeli artış var ki dünyada 13 tane büyük kriz yaşanmasına rağmen. Bunun 3 tane nedeni var arkadaşlar. İşin gücü, ürünün gücü, şirketin gücüyle alakalı. Son geçen seneki cirosu 2.7 milyar dolar. Forever Living işi Amerika'da başladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya diye yayıldı. 78. ülke olarak bizim ülkemize girdi. 2001 yılında. Kazakistan'a, Azerbaycan'a, Kırgızistan'a ve en son Irak'a girdi. Bu 4 ülke bize bağlı çalışır. Genel müdürleri bizim ülkemizin genel müdürü İlker İşmen'dir. Girdiği her ülkede ilk önce bir yeri kiralar, sonra satın alır. Girdiği hiçbir ülkeden çıkmamıştır Forever Living. Türkiye'deki binasını görüyorsunuz. Mecidiyeköy'de. Türkiye'de Forever Living buradan yönetilir. Dünyada 150 ülkede var olması bizim uluslararası ticaret yapabilmemiz anlamını taşır. Bu şu demektir arkadaşlar. İngiltere'de bir tanıdığınız var. Ona işi sisteme aktarabilirseniz internet yoluyla ya da oradaki ofise göndererek, çünkü o ülkelerde firma ofisleri var. İşi yapma kararı alırsa ya da ürünü kullanma kararı alırsa otomatikman sizin ID numaranızla, çünkü hepimize bir ID numarası verir, identification, tanıma numarası. Orada siz olmadan sisteme girebilir ve o sizin ticaretinizdir. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da, İtalya'da nerede olursa olsun bir lideri bu işe alırsanız bütün ülkeyi kaplar. Dolayısıyla siz kaplarsınız. O kazanacağı için siz de kazanırsınız. Burada aracılar yoktur. Peki sistemi nasıl takip ederiz? Astro 400 diye bir bilgisayar sistemiyle takip ediliyor sistem. Distribütörlük verdiğim kişiyi ben ertesi gün internet sayfamda cirosu ile birlikte görürüm. Identification numarasıyla böyle. Çünkü distribütör formunda sponsor kısmına kendi soyadımızı, adımızı ve ID numaramızı yazarız. O da birisine distribütörlük verdiği zaman sponsor kısmına kendi ID numarasını yazar. O da kendi sayfasında onu görür. Hanımefendi de başka birilerine verdiği zaman onların hepsini kendi sayfasında, internet sayfasında
cirosuyla, adıyla soyadıyla görür. Bu işte kaçak sıfırdır arkadaşlar. Dertsiz bir iştir. Bizde tahsilat kaçağı yoktur. Ciroları takip etmeye gerek yoktur. Sadece biz altımızdaki ticarete destek veririz. Süspanse ederiz. Forever Living dünyada 10 milyon distribütörü, 130 milyon kullanıcısı olan, üretimden dağıtıma tüm aşamaları elinde bulunduran, kısaca başka firmalara bağımlı olmayan bir firmadır. Fason çalışmaz. Kişisel gücünüz, ekibin gücü ve şirketin gücü bir araya geldiği zaman başarı Allah'ın izniyle kaçınılmaz olur. Kişisel gücünüz bu sizinle alakalı. Tuttuğunu koparan bir yapınız varsa, inandığınız şeyde etrafınızdaki olumsuzluklar sizi engelleyemiyorsa, ki benim yapım öyledir, olumsuzluklarla karşılaşınca daha fazla azmim artar, ben size gösteririm derim. Eğer öyleyseniz bu işte başarılı olacaksınız demektir. Şirketin gücü Forever Living, 150 ülkede var olan, 34 yıldır grafiğini hep yükselten, hiçbir borcu olmayan, fason çalışmayan bir firmayla çalışıyoruz. Şirket ilkeleri, bu işe girenlere bu ilkeler kitapçığı gelir, verilir. Burada anlattığım her şey yazılı olarak burada vardır ve firma girdiği ülkedeki kanunlara tabidir. Dolayısıyla arkadaşlar kurumsal bir kimlikle karşı karşıyasınız. Yani size palavra atmayacağız, işte şunu veriyoruz, bunu veriyoruz, hepsi yazılıdır. Vermek zorundadır. Tabii biz de yükümlüyüz, bizim yükümlülüklerimiz de orada yazıyor. Burada Türkiye Zincirlikuyu Vergi Dairesi'nin belgesini görüyorsunuz. Türkiye'ye girdiğinin 3. yılında vergi rekortmenleri sıralamasında Forever Living'in 4. olduğunu gösteren belge. Bu ne demektir? Ciro var demek midir? Demektir. Peki ürünler tüketiliyor demek midir? Demektir. Ürünler alınabilecek denli uygun fiyatta anlamını taşır mı? Taşır. Tercih ediliyor demek midir? İstihdam sağlıyor demek midir? Firma legal demek midir arkadaşlar? Peki bu iş yapılabilir anlamını taşır mı bu belge? Taşır. Ayda 3000 TL para kazanan bir kişinin böyle bir işi incelemeden burun kıvırma gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Bu ürünler iki nedenden dolayı kullanılmak zorundalar. Birincisi eksik beslenme. 85-96, 10 yılda patatesteki kalsiyum %70 azaldı. Kadınlarımız kemik erimesi yaşıyorlar. Elmadaki C vitamini %80 azaldı. Hepimiz halsizlik yaşıyoruz. Son inceleme 96 yılında, 2012'deyiz. 15 yıl daha geçti. Dolayısıyla posa ile beslenir hale geldik. Hangisi daha taze dediğimde bu diyorlar. Bu daha taze. Bir haftalık, bir yıllık doğal koruyucularla korunmuş bir elma. Şu anda marketlerden aldığımız besin maddelerinin %80'inde E200'ler, E300'ler var mı? Koruyucu kimyasallar var. Bunları vücudumuzdan temizlemek zorundayız. Neyle temizlenirler? Doğal antioksidanlarla temizlenirler. Forever Living'in ürünleri de doğal antioksidan ürünlerdir arkadaşlar. İlaç kalıntıları 3. neden. Bu da çok önemli neden. Ziraat mühendisi arkadaşlar bu konuyu daha iyi biliyorlar tabii. Ben de onlardan dinledim. Çiftçiye diyorlar ki arkadaş bak çileğini bilmem neyini eriğini ilaçladıktan sonra bir hafta toplama diyorlar. Doğru mu? İkinci günde sırf para kazanmak hemen kazanayım diye topluyorlar. İşte onlar bize birçok sıkıntıya, bizde birçok sıkıntıya neden oluyor arkadaşlar. Birçok hastalığın nedeni bu kalıntılar. 70 yıl önce olsaydı ne böyle bir iş olurdu ne de bu tür ürünlere ihtiyaç olurdu. Çünkü 70 yıl önce insanlar kendi topraklarından besleniyorlardı. Buzdolabı yoktu. 3 günlük yemek yemiyordunuz. O gün tüketiliyordu ya da bozuluyordu. Zappingler yoktu. Elektromanyetik dalgalar yoktu. Cep telefonları, 3G sistemleri ya da baz istasyonları yoktu. Nükleer denemeler yapılmıyordu. Toplu kuş ölümleri, toplu arı ölümleri, toplu balık ölümleri yoktu. Bakın bunlar hepsini biliyorsunuz. Bildiğiniz şeyleri komprime şekilde size veriyorum. Onun için bu ürünler kullanılmak zorundalar. Ve bu işte o yüzden var olan bir iş. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 100 hastadan 70 yanlış beslenme sonucu hastalanıyor. 100 ölümden 35'i kalp krizi gibi nedenlerle ölüyor diyor. Ben halsizlikle ilgili bu ürünleri kullanmaya başlamıştım. Hiç beklemediğim bir şeyden migrenden kurtuldum. Gıda mühendisi arkadaşımın eşi kiloluydu. 10 kilo verdi bizim ürünlerle. Panik ataktan kurtuldu. Mümkün mü? Mümkün. Çünkü hastalıkların %70'i beslenme problemiyle alakalıdır arkadaşlar. Beslenmeniz düzelirse hastalıklarınız iyiye gider. Bunlar ilaç değil. Biz alternatif tıp değiliz. Biz tamamlayıcı tıbbız. Bu bilgileri anlatacağım bilgileri tıp doktorları bilmek zorundalar. Peki Türkiye'de tıp doktorları profesörler de dahil bu bilgileri biliyorlar mı? %90'ı bilmiyor. Bilmemesinin nedeni ben de bilmiyordum. Çünkü bize benim tıp fakültesinin arkadaşım da burada. GATA'da askeri tıpta bu bilgiler okutulmadı. Anlatacağım bilgiler okutulmadı. Bu bizim suçumuz değil.
tıp eğitimiyle alakalı bir hadise bu. Doktorlarla alakalı bir suç değil. Ama Türkiye'deki hekimlerin %90'ı anlatacağım ürünleri bilmiyorlar. Anlatacağım tıbbi çalışmaları bilmiyorlar. Balık yağının etkisini %90 doktor bilmiyor maalesef. Kardiyologlar da dahil. Bunu kardiyolog arkadaşlarım söylüyor bana. Onun için doktorlara bir ürün sorarken şöyle sorun. Şunu demeyin. Ben bunu kullanabilir miyim demeyin. Kullanabilir miyim derseniz diyeceği şey şu. Bırak bu saçmalıkları, at çöpe diyecektir. Ben de öyle derdim. Ona deyin ki bunun içerisindeki besin maddelerini almamda mahsur var mı? Neden? Çünkü bunda balık ve zeytin var. Balık yağıyla zeytinyağı. Bu doğru bir sorudur bakın. Şunun içindeki besin maddelerini almamda mahsur var mı? Bu doğru sorudur. Ve doktor bir tanıdığım bana bunu önerdi deyin. Ben öneriyorum size. Ve bir doktora danışmamı söyledi diyebilirsiniz. Size danışmamı söyledi diyebilirsiniz. Bunu dediğiniz zaman bir doktordan geldiği zaman bunu incelemek zorundadır diğer doktor. İncelediği zaman da bunun besin maddesi olduğunu görecektir. O zaman kullanma demeyecektir. Balık yağını bilmese bile. Benim maaşım bu. 3400 TL. Tıp doktoruyum. 1.4'üyüm. En üst seviyedeyim. Gerçek şu. Ev kiram 1350 TL. Kızlarımdan 18 yaşında iki tane kızım var. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın. Bir tanesi Boğaziçi'nde okuyor. Bir tanesi tıp fakültesinde okuyor. Kızımın senelik gideri burslu kazandı %25 ama %75 ödüyorum. Kaç lira? 24.000 TL. Yani aylık ne kadar düşüyor? 2.000 TL düşüyor. Doğru mu? Ödemem. Giderim ne? Sadece bakın kirayla kızımın giderini yazdım. Başka hiçbir şey yazmadı. Kaç lira kalıyor elime? Bununla mı geçineceğim ben? Kızımı okutmayacak mıyım? Buna hakkım yok mu? Ben dünyadaki en ağır eğitimi aldım. Hepimizin hakkı var arkadaşlar. Sizin de hakkınız var. Yani azla yetinmeyin. Ha ben isyankar davranın demiyorum. Ama lütfen fırsatı inceleyin işte. Part time yapabileceğiniz ve ciddi para kazanabileceğiniz bir şey. Ve kimseye zarar vermeden, kimseye bir şey satmadan. 100 ölümden 35'i kalpten ölüyor. Dünyada. Türkiye'de 100 ölümden 50'si kalpten ölüyor. Yani burada 100 kişisiniz, 50'niz kalpten öleceksiniz. Eğer balık yağı kullanmazsanız. Bizim yaptığımız işte bu. O yüzden kardiyolog arkadaşlarla da çalışıyorum. 300'e yakın ürünümüz var. Bunlar ana ürün gamları, arı ürünleri. Benim en hayran olduğum ürün gamıdır bu. Arı poleni, arı propolisi ve arı sütü. Besin tamamlayıcıları, çok geniş bir ürün gamı. Kilo kontrol ürünleri, almakla ve vermekle ilgili ürünler. Kişisel bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, spa ürünleri, relaxation, işte banyo tuzları ve masaj kremleri gibi. Onaylar, Türkiye'deki resmi gazete onayını görüyorsunuz. FDA onayı. Food and Drugs Administration, Amerika'da ilaçları ve besin maddelerini denetleyen konsorsiyumun üretim onayı var. Bakın FDA onayı ilaçlarda olur. Forever Living'in ürünleri ilaç değildir, besin tamamlayıcılarıdır. Dolayısıyla FDA üretim onayı verir. Texas Sağlık Bakanlığı onayını görüyorsunuz. Bu onaylar doktor olarak bizim bu işi yapma nedenimiz. Ekibimde 200'den fazla doktor olmasının nedeni bu onaylardır arkadaşlar. Kısacası aktardan aldığınız ürün değil bu. Ya da bilmem kimin programında ciroya yönelik, reytinge yönelik yapılmış programlarda anlatılan şeyler değil. Ya da ticari kanallarda onun bunun birçok insanın sattığı ürünler değil. Bunlar 150 ülkede denetlenmiş, tıbbi çalışmalarla at başı giden doğru ürünler. Farkı bu. Söz konusu ürünler ilaç değildir. Resmi kullanım izinleri ürünlerin üzerinde var. Domates ya da çilekten daha fazla yan etkileri yok bu ürünlerin. Forever Living ürünleri organik tarımla üretilir. Balık yağımız, en önemli ürünümüz bu. %75 balık yağı, %25 zeytinyağı içerir. İlk defa Eskimo'larda karşılaşıldı. Görüldü ki Eskimo'lar kalp krizi geçirmiyorlar, kalpten ölmüyorlar. Yapılan çalışmalarda somonla beslendikleri gözleniyor, yağlı balıkla. Ve balık yağının omega 3 balık yağı, yağ asitlerinin 4 tane özelliği var. Antiinflamatuar, iltihap giderici, antioksidan vücudu temizleyici, antitümörel kanser engelleyici, antiaterosklerotik, damar açıcı, halk arasında damar açıcı olarak bilinir. Biz tıp doktoru olarak ateron planı engelleyici, yani damarı tıkayan ateron planı engelleyici, sklerozu engelleyici, yani damar sertliğini, sklerozu engelleyici özelliği vardır. En önemli özelliği de budur. Sağlıklı damarı görüyorsunuz, ateron plağı oluşmaya başlamış, tıkamış. Bacaklarınızı besleyen damarlar tıkanırsa yürüme güçlüğü yaşarsınız. Uzun yolculuklarda kalça ağrısı yaşıyorsanız,
Hoplayıp zıplama ihtiyacı hissediyorsanız sizde dolaşım problemi var demektir. Bende vardı balık yağı kullanmadan önce. Beyninizi besleyen damarlar tıkanırsa felç olursunuz. Efendim düşüp bayılabilirsiniz. Allah göstermesin ölüme kadar gider. Kalbinizi besleyen damarlar tıkanırsa kalp krizi ve ölüm gerçekleşir. Her an patlamaya hazır bir bomba gibi büyüyor ama hastanın hiçbir şeyden haberi yok. Tek belirtisi vardır içeriden. Trigliserit ve kolesterol yüksekliği, lipoprotein A yüksekliği, yani kan yağlarının yüksekliği potansiyel kalp hastası olduğunuzu gösterir. Ama dışarıdan bir göstergesi vardır. Göbeğiniz varsa, yağınız varsa siz potansiyel karaciğer yağlanması ya da kalp hastasısınız demektir. Bakın tamamen tıkadı. Artık bu tarafa kan geçemez ve bunun beslediği bütün doku ölür. Şimdi yapacağımız deney bununla alakalı. Köpük bardağın yapısı ateron plağının yapısına benzer yapıdadır. Ağası örgüsel yapıdadır. Ateron plağını eritiyorsa balık yağı, köpük bardağında eritmelidir. Yani içindeki madde benzer bu yağ partikülleri, kan partikülleri, trombositler, kalsiyum. Ağası örgüsel yapıda oluşu benzerdir. Onun için balık yağı bunu eritiyorsa ateron plağını bunu da eritmelidir. Şimdi burada 3 tane balık yağı var. Bizimkini de verin abi. Bunlar piyasada satılan balık yağları. İsimlerini vermeyeceğim. Fakat bunlar eczanelerde parayla satın alınan, en çok satın alınan balık yağı markaları. Bunun fiyatı 30 TL falan civarındadır. Yurt dışında üretilir. İyi diye verilir insanlara. Şurubunu çocuklara verirler. Şöyle göstereyim. İğneyle deliyorum. Kaynar suyun içine attım. Sıkıp attım. Ve balık yağı özgül ağırlığı sudan düşük olduğu için üstüne çıkar ve üstten eritmesi lazım. Bu ucuz diye 14 TL diye herkes bunu alır. Yaşlısı genci. Hekimlere de promosyon olarak bu geldiği için hep bunu kullanırlar. Şöyle göstereyim. Posasını içine atıyorum. Bu bizim balık yağımız. 150 ülkede denetlenmiş balık yağıdır bu. Sıcak deniz balıklarından değil, soğuk denizlerin balıklarından elde edilmiştir. Arctic Sea, Kuzey Kutbu Denizi ismini taşır. Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklardan elde edilmiştir. Dünyadaki en iyi balık yağıdır ve en ucuzudur etkisine göre. Şöyle göstereyim. Bunun dışındaki jelatin de balıktan yapılmadır. Balığın kılçığından yapılmadır. Bunun içi de dışı da balıktır. Allah eksikliğini vermesin dediğimiz üründür bu. Bunun da posasını içine atıyorum. Evet bakın sağlam köpük bardaklar. Bizimki hemen eritti. Ben bunu İstinye Devlet Hastanesi'nin kardiyoloğuna yaptım. Arkadaşımdır. Yemek yiyorduk. Bunlar bakın piyasadaki balık yağları. İz bile oluşmadı. Bu bizim balık yağımız. Benim doktor olarak bu işi yapmamın nedeni bu. O günden itibaren bizim balık yağının dışında balık yağı kullanmamaya ve kullandırmamaya başladı. Siyah Mersek'te benim yine bir kardeşim var. Burada Siyah Mersek'ten bir arkadaşımız var, tanıyor kendisini. Geldi, o günden sonra bizim balık yağını kullanmaya başladı. Ve onun da gösterdiği bir şey var, teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu eritiyor, peki şunu da söyleyeyim. Bunu eritiyor ama yani ateron plağını eritir ama damarlara zarar vermediği gibi, mide bağırsağımıza damarlara zarar vermediği gibi damarın elastikiyetini artırır. Ömrünü uzatır balık yağı. En önemli özelliği budur. Evet 3 tane büyük çalışma var. Bir tanesini anlatacağım. Bir kez kalp krizi geçirmiş 2033 erkek hasta üzerinde yapılan çalışmada 2 yıllık takip sonrasında haftada 2 kez balık tüketen grupta ölüm oranı %29 daha azdır. Peki Türkiye'de balık yiyerek bunu sağlayabilir miyiz? Sağlayamayız. Çünkü Türkiye'deki balıklarda omega 3 yetersizdir. Sıcak deniz balığıdır. Soğuk deniz balıkları değildir Türkiye'deki balıklar. Örneği nedir? Karadenizliler hep hamsiyle beslenirler ama kalp onlardadır. Romatizma onlardadır, kanser onlardadır. Çünkü omega 3 yetersizdir. Omega 3 indeksi 8 üzerinde olanlarda ani kalp ölüm riski %90 daha azdır. Bundan dolayı İngiltere Sağlık Bakanı halkını uyardı. Dedi ki aldığınız omega 3 miktarını 2 katına çıkartın dedi. Bakın İngiltere Sağlık Bakanı halkına omega 3 alın demedi. Aldığınız omega 3 miktarını 2 katına çıkartın dedi. İngiliz halkının hepsi omega 3 kullanırken, Avrupalıların hepsi kullanırken, Türkiye'deki bırakın halkı, hekimlerimiz biliyorlar mı omega 3'ü? Bilmiyorlar. Bakın bu kadar kötü vaziyetteyiz. Peki halkımızda kim biliyor? Anneler biliyorlar. O da şöyle biliyor. Ben çocuğuma bunu kullandırırsam boyu uzar. Doğru. İşte zekası artar. Doğru. Bir tek bu yönü biliniyor. Başka hiçbir yönü bilinmiyor balık yani.
Amerikan Kalp Cemiyeti diyor ki kalp damar hastalıklarından korunmak ve ani kalp kriziyle ölüm riskini azaltmak istiyorsanız günde 1 gram alın diyor. Günde 1 gram. Günde 1 gram demek bizim balık yağından günde 3 tane yutmak demektir arkadaşlar. Hepimiz alırız 3 tane. Bakın bu seminerde, bu dinlediğiniz eğitimde her şeyi unutabilirsiniz ama bunu unutmayın. Bu sizin için hayati önem taşıyor. Çünkü iki kişiden birisi kalpten ölüyor. Bunu engelleyebilirsiniz. Türkiye'de insanlar 150-200 TL sigaraya para veriyorlar. Ayda 45-50 TL vererek kalp ölümlerini engelleyebilirsiniz. Kanser olma riskinizi azaltabilirsiniz. İltihaplı hastalıklara, MS, efendim yakalanma, romatizma, romateit artrit gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Hem kendinize hem ailenizde. Otoimmün hastalıklar dediğimiz SEDEF'miş, efendim MS'miş, bu tür hastalıklara, ankilozan spondilitmiş, bunlara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Sadece basit bir balık yağıyla. Ama hastaysanız, ne mesela şeker hastasınız ya da trigliseritiniz yüksek ya da başka bir hastalığınız var. O zaman altının altına düşmeyeceksiniz. Bakın, sağlıklı yaşamak için 3 tane alacaksınız. 1 gram ama hastaysanız 6 ve üzeri alacaksınız. 2 gram ve üzeri alacaksınız. Bakın, trigliserit seviyesi yüksek olanlar 2 ile 4 gram arası almalılar. Yani 6 ile 12 tane arası yutmalılar. Balık yağı tok karna alınır. Aç karna yararlanımı azdır. Çünkü safra enzimlerine ihtiyacı vardır salgılanmasına. Tok karna alırsanız daha çok yararlanırsınız balık yağından. Kalp hastalıklarından korur. Trigliserit seviyesini düşürür. Damar sertliğini engeller. Kalp krizi riskini azaltır. Ritim bozukluğunu giderir. Kötüyü azaltır. İyiyi artırır. Kanın akışkanlığını sağlar balık yağı. Gogol taramasını, ismini bu sefer vereyim. Siyah Mersek'ten bir arkadaşım, Dilaver Öz, kardiyolog, uzman hekim, benim kardeşim ve benden yaşça küçük. O gösterdi, abi dedi, balık yağının çok etkisi var ama kardiyolog arkadaşlarımızın bile çoğunun bilmediği bir şeye rastladık biz dedi. Nedir dedim? Biz dedi normalde stent taktığımız zaman dedi kişiye Coraspin, Plavix gibi kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz fakat çoğunda işe yaramıyor dedi. Çünkü vücut bunlara karşı direnç geliştiriyor dedi. Yani ilaç işe yaramıyor dedi. Ve çok ilginçtir dedi, biz yeni keşfettik dedi, balık yağı omega 3 bu ilaçlara direnci yok ediyor dedi. Nasıl yani dedim. Ya bunlarla birlikte verdiğimiz zaman işe yarıyor dedi. Bakın, clopidogrel etken madde kan sulandırıcı olarak, resistans ne demek İngilizce? Direnç demek, omega 3 balık yağı demek. Google'u bir tıkladı, kaç sayfa çıktı görüyor musunuz? 7,5 milyon sayfa, 7 milyon 550 bin sayfa. İnternetle ilgili olanlar bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Bütün dünya bunu biliyor, ıcını cıcını biliyor balık yağının. Ama Türkiye'de biz hakikaten ağlanacak haldeyiz. İnşallah insanları sadece para kazanmak değil işimiz. Türk insanını bilinçlendiririz de sağlıklı yaşamasına da faydamız olur. Balık yağının kullanılması gereken yerler iltihaplı bağırsak hastalıkları. Ülseratif kolit, Crohn gibi yaralarla kaplı bağırsaklarda biz balık yağını tedavi edici olarak kullanıyoruz. Bunu tabii doktorlar yapabilir. Kalp damar hastalıklarında stent takıldı, bypass geçirdi, kalp krizi geçirdi mutlaka balık yağı kullanılmalı. Romatoid artritte balık yağı kullanılmalı. Şeker hastalığında, astımda, sedefte, cilt hastalıklarında, lupusta ve MS'te balık yağı kullanılmalı. Kullanılmazsa ne olur MS'te? Bu olur, terminal dönem MS hastası. Arkadaşımın eşi, izniyle aldım resmini. Eğer balık yağı kullansaydı bu hale gelmeyebilirdi. Romatoid artrit, eklemler ağrılıdır, şiştir, sabah tutukluğu vardır. Balık yağı uygun yüksek dozlarda, bakın bu önemli, hastalıklarda uygun yüksek dozlarda kullanılır. Romatizma ilaçlarının iltihap giderici etkilerine sahiptir. Üstelik şimdiye kadar tespit edilmiş hiçbir yan etkisi yoktur. Profesör Doktor Ahmet Aydın. Yan etkisi yoktur. Bu cümle çok önemli. Siz ilaç alıyorsunuz günde 3 tane. 10 tane yutarsanız mide kanaması geçirebilirsiniz. 60 tableti birden bir anda yutarsanız ölebilirsiniz. Balık yağı alıyorsunuz 3 tane. Eşinizle kavga ettiniz, sinirlendiniz. 10 tane yuttunuz. Daha iyi olursunuz. Tüm kutuyu yuttunuz 60 tane birden, en fazla ishal olursunuz, vücudunuz iyice temizlenir. Yani hiçbir şey olmaz. Neden? Çünkü bunda balıkta zeytin var. Gerçek balıkta gerçek zeytin. Balık yağı romatoid artriti 3 gram alınmalı. 9 tane. Arkadaşlar bunda 6 tane olmaz. 9 tane alacak. Tok karnı. O yüzden birisi sizden romatizma hastası ya anlattınız bana getir dedi bir tane. Bir tane falan vermeyin, bir kutu vermeyin. 60 tablet var. Ne yapar? Bitmesin diye 1-2 tane yutar. Ondan sonra hiçbir şey yaramaz. Siz de suçlar. Sanki ondan para kazanmışsınız gibi. Seminere getirin, izlesin. CD'yi izletin. Eğitimi izletin. Bu eğitim CD'sini sadece benim ekibim kullanabilir. Benden kaynaklanan arkadaşlar. Çünkü bizim alın terimiz, emeğimiz bu. Siz kullanabilirsiniz. Diğer ekipler bu CD'yi kullanamazlar. Onlar da kendi işlerindeki doktorlarla bu tür şeyler yapabilirler.
Eski bulunan balık yağı patent hakkı olmadan ilaç sanayine fahiş bir kar sağlamaz. Bu nedenle sanayi daha fazla kar getiren iltihap gidicilerin promosyonunu yapmaktadır diyor. Bununla ilgili yorum yapmayacağım. Astım da çok etkilidir astım hastalarında. Krizlere yok olanları biliyorum. İlaçlarını azaltanları biliyorum balık yağı kullanarak. Sedef hastalığında yine çok iyidir. Şeker hastalığında zorunludur balık yağı. Şeker hastalığında bacak kesilir, gözler kör olur, böbrekler gider çünkü damar harabiyeti vardır. Balık yağı damarı düzeltir arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Diyabette bozulmuş olan endotel fonksiyonlarını düzeltir. Damar yapısını düzeltir. İnsüline duyarlılığı artırır. Biz bunu teorikte biliyorduk. Pratikte de gördük. Bir arkadaşımız buraya gelmişti eğitime bir sene önce. Mehmet abi, Ispartalı benim hemşerim. Semineri izledi. Ben dedi hocam bu işi yapacağım dedi. Fakat dedi ben eğitmenim ve şeker hastasıyım dedi. Ben ne kullanmalıyım dedi. Şunları besin tamamlayıcısı olarak kullan abi dedim. Balık yani günde altının altına düşmeden kullan dedim. Bir senedir günde 6 tane balık yağı alıyor düzenli olarak. Geçen ay Siyah Mersek'te bir doçent bir arkadaş anjiyo yapmış. Demiş ki sen şeker hastası olamazsın demiş anjiyodan sonra. Neden demiş? Senin damarların sağlıklı demiş. Yani şeker hastalarının damarlarının içi pürüzlüdür arkadaşlar, kılçık gibi. Endotel yapısı bozulmuştur çünkü. İncedir, sertleşmiştir. Senin damarların elastikiyetini kaybetmemiş demiş. Sen ne yapıyorsun demiş? Balık yağı kullanıyorum. Türkiye'deki balıklar değil mi demiş? Değil demiş. Amerika'dan geliyor. Peki demiş bu balık yağını sana kim kullandırıyor? Doktor bir arkadaşım demiş. Git o doktoru alnından öp demiş. Geldi beni alnından öptü Mehmet abi sağ olsun. Ama çok ilginç bir şey daha söylemiş. Ben size diyorum ya doktorların %90'ı bilmiyor. Hem kendi tecrübemden biliyorum. Hem de o doçent arkadaş demiş ki bizim doktorlarımızın %90'ı balık yağını henüz bilmiyorlar. Bu çok demiş üzülecek bir şey. Yani omega 3'ü bilmiyorlar demiş Türkiye'de. Hamilelerde mutlaka veriyoruz. Hamilenin düşük riskini azaltır. Psikolojik modunu destekler. Anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimini destekler. 1 yaşından itibaren çocuklarda balık yağı kullanıyoruz. 1 yaşından itibaren. Zaten 1 yaşından önce anne karnında olduğu için ya da işte annenin sütünden alıyor. Umbilikustan, göbek kordonundan alıyor. Anne alıyor çünkü. 1 yaşından itibaren veriyoruz. Nasıl vereceksiniz? İğneyle delip yoğurduna sıkın ve yedin. Çocuğun hem zihinsel hem bedensel gelişimini destekler balık yağı. Hiperaktif çocuklarda balık yağı verin, akıllandığını, uslandığını görürsünüz. Boy uzamasında etkilidir. Kilo verdirir aynı zamanda kilolu çocuklarda balık yağı verirseniz. Fokus, odaklanmada çok etkilidir arkadaşlar. Televizyondan başını kaldırmıyor, bilgisayardan başını kaldırmıyor. Balık yağı verin, odaklanabildiğini, artık ders çalıştığını görürsünüz. Öğretmeni de fark eder, size söyler. Zayıf olan çocuklarda mutlaka balık yağı kullanın. Bizim Ali Bey'in oğlunun 9 zayıf vardı. 2 ayda zayıflara 9'dan 5'e düştü. Öğretmen panik halde Ali Bey'i aramış. Bu çocuğa ne yaptınız? Format mı attırdınız demiş. Bu denli güçlü ürünlerdir. Psikiyatride mod üzerine direkt etkilidir. Majör depresyon, bipolar bozukluk, panik atak ve şizofrenide balık yağı kullanılmalıdır. Balık yağı kullananlar ortalıkta mutlu mutlu dolaşırlar. Bir kişi sebepsiz gülümsüyorsa ya balık yağı kullanıyordur ya da delidir, uzak durun. Santral sinir sistemindeki iletiyi destekler. Alzheimer hastalarında işe yaramaz. Başta yakalamalısınız. Hafıza kaybı başladığı zaman kullanmalı. Alzheimer olduktan sonra işten geçmiştir. Meme, kolon ve prostat kanser riskini azaltır. Bizim 5 tane antitümöral ürünümüz var. Kanser olmamak için de kullanın. Allah göstermesin kanserseniz normal tıbbi tedavinin yanı sıra bunları da alın. Besin tamamlayıcısı var. Nedir bunlar? Bir tanesi arı sütüdür, Royal Jelly. Bir tanesi arı propolistir. Bir tanesi balık yağıdır. Ve bunlar tıbben kanıtlanmıştır. Bir tanesi koyu kırmızı meyvelerdir, pomestin. Bir tanesi aloe vera'dır. Balık yağı kilo aldırmaz, verdirir. Çok zayıflarda kilo aldırır, kas dokusunu destekler, kilolularda kilo verdirir. Çok zayıfsanız balık yağı alın, toparladığınızı görürsünüz. Kiloluysanız balık yağı alın, eridiğinizi görürsünüz. Çünkü yağ eritir. 68 tane obez hastada yapılmış deneydir. Omega 3 alanlar yarım saat egzersizle rejim yapmadıkları halde 2 ayda 2-3 kilo verdiler. Ayçiçek yağı alıp egzersiz yapanlar kilo veremedi. Balık yağının egzersiz sırasında kaslara kan akışını artırarak yağ yakma hızlandırdığı kesinleşti. Omega 3'ün yaşı yok. Bir, herkes alabilir. İki, yazı kışı yok. Böyle kanımların arasında böyle dedikli laflar dolanıyor. Yazın alınmazmış. Niye yazın alınmaz? Yani diyelim ki Antalya'da oturanlar hiç omega 3 yutmayacaklar mı? İhtiyaçları yok mu onların? Afrika'dakilerin ihtiyaçları öyle bir şey yok. Yazı yok, kışı yok omega 3'ün. Çocuğu yaşlısı yok omega 3'ün. Desteğini alabilirsiniz. Çünkü omega 3 var. Ağır metallerle kirlenmiş balıkların yağlarından elde ediliyor. Ucuz. Omega 3 var. İçindeki ağır metaller neredeyse çok ince ekstraksiyon yöntemleriyle, moleküler ekstraksiyon yöntemleriyle temizlenmiş, pahalı.
Evet. Yani ucuz omega 3 alacağım derken boşuna zarar, zehir alabilirsiniz. Fayda almayabilirsiniz ya da fayda yerine boşuna plasebo etkisi olur. Boşuna yutarsınız. Omega 3 alırken bir, nelere dikkat edeceksiniz? Kutuyu elinize alacaksınız. Fiyattan önce içeriğine bakacaksınız. Çünkü balık yağı diye aldığınız şeyin içinde A vitamini de var, D vitamini de var, omega 3 de var. Hedefiniz hem A vitamini hem D vitamini hem enerji kaynağı hem iştah açsın hem de omega 3 ise balık yağını yutun, omega 3'e bakmayın. Ama hocam ben omega 3'ü daha önemsiyorum diyorsanız ki bence önemseyin. Ve zor olanı, önemli olanı, birinci sırada olan odur. O zaman kutunun üstüne bakacaksınız. Bunun içinde ne kadar omega 3 var? Üzerinde yazıyor. Fish oil 1000 miligram, ekstra süper 1200 miligram, palavra içinde 100 miligram, bazen o 1000 miligramın yani 1 gramın onda biri omega 3 olmuyor. İçindeki toplam omega 3 miktarı, yani tekrar biraz önce söyledim, DHA ve EPA. Günde bir kapsül alacaksanız en az 300 miligram DHA ve EPA olması lazım içinde. Üste olacak. Üste olacak. Yani depresyon için alıyorsanız miktarın 1000'in üstüne çıkması lazım. Ama çocuk büyüsün, hamileyim alıyorum, 300'ün üstü iyidir. Ben kalp krizi geçirdim, kalbimi korumak için alacağım, bana göre 500'ün üstüne çıkmak lazım. Kilo aldırır mı? Bu da çok konuşuluyor. Hanımlar arasında böyle bir dedikodu var. Hayır, zayıflatır. Kesin. Omega 3'ün bir kapsülü 10 kalori eder. Ha, kalori olarak değeri dışında bir değer yok. 10 kalori nedir? Bir zeytin. Bir zeytin yiyorum günde zayıf kilo alıyorum diyen var mı içinizde? Yok. Çok ilginç bir şey anlatacağım. Benim çok sevdiğim 4 tane kayınbiraderim var. Sacit bir tanesi. Çok severim kendisini. Öğretmendir. Eşi de öğretmendir. Eşi bir gün apar topar hastaneye kaldırdılar. Bundan 4-5 ay önce. Ne olmuş biliyor musunuz? Şah damarı diyorsunuz ya siz. Karotis kombinis diyoruz. Onun o tıkanmış. Ve açamadılar. Yani felç oldu. Arkasından yavaş yavaş toparladı. Yavaş yavaş hafıza gitti. Konuşmaya yavaş yavaş başladı. Kelimeleri telaffuz edemiyordu, hatırlayamıyordu falan. Şu anda öğretmenlik yapmıyor. Tabii Sacit de eşi de benim distribütörüm aynı zamanda. Yani ürünleri iyi biliyorlar eğitimci oldukları için. Ve doktorlarına sormadan balık yağına başladılar. Sacit maddi sıkıntısı olmasına rağmen ilk 2 ayda günde 9 tane balık yağı yutturttu. 3. ve 4. ayda 6'ya düşmek zorunda kaldı. Ve hala 6 olarak devam ediyorlar yanlış bilmiyorsam. 5. ay bu. Arkadaşlar, doktorun söylediği, oradaki profesör arkadaşımızın söylediği şey Cerrahpaşa'da 2 sene açılmasını kesinlikle beklemeyin. Çünkü anjiyoyla denedik, olmadı. 2 seneden sonra belki ufak bir ihtimal açılabilir demişler. 4. ayın sonunda olamaz böyle bir şey demiş. Çünkü damar %70 açılmış. Bunu niye anlattım? Çünkü kayınbiraderim burada. Dediklerimde hata var mı abi? Belki yanlış aktarmış olabilirim. Aynen böyle olmuş bakın. Yani biz bunları pratikte yaşadığımız için. Ama biz ilaçlara saplanmışız. Tam ilaç kullanıyoruz zaten. Zorunda olduğu zaman zaten ilaç kullanmak zorundayız. Ama neden doğal destek ürünlerini de devreye sokmuyoruz? Doktorlar bu işin içerisine girmezlerse şarlatanlar bu işin içerisine yer alırlar mı almazlar mı? Alırlar ve insanlar istismar edilir arkadaşlar. İçimizde tekstil sektöründe olan arkadaşlarım vardır mutlaka. Tekstil sektöründe bir firma Türkiye pazarının %30'una hakimse nasıl bir firmadır tek başına? Tüm Türkiye pazarının %30'una, bütün giyeceklerinizi üreten firma %30'unu nasıl bir firmadır? Büyük bir firmadır. Peki tüm dünya pazarının %30'unu elinde tutuyorsa tüm dünya pazarının nasıl bir firmadır? Müthiş. Peki tüm dünya pazarının %60'ına hakimse tek başına. Olabilir mi böyle bir şey? Kovan ürünlerinde dünya pazarının %60'ına hakim olan firma Forever Living'tir. İnanmazsanız FDA'nın sayfasına girin. %63 olduğunu göreceksiniz. Yani bu mütevazi bir rakam. Ve bu firma Türkiye'de sıfır noktasında. Liderlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Ürün satıcılarına ihtiyacımız yok. Yayılım yapabilecek ciddi arkadaşlara ihtiyacımız var. Polen tablet içerisinde vitaminler, mineraller ve amino asitler vardır. Lestin vardır. Yağ metabolizması da etkilidir. Polen olmasaydı hayat olmazdı. Bir insan su, buğday ve polenle hayatını sürdürebilir. Bu kadar güçlü bir besin maddesidir. Günde 2-3 tane aç karnına yutarız. Tabi alerjisi olanlar çeyrek tabletle başlayıp yavaş yavaş artırsınlar. İnsanlar bu tür ürünler kullanırlar mı? Kullanırlar. İsimlerini vermeyeceğim. Multivitaminler. Piyasada bir sürü var. Bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü içeriğini insanlar oluştururlar. Şu kadar A vitamini, bu kadar C vitamini, şu kadar kalsiyum, bu kadar magnezyum diyerek. Bunun farkı ne arkadaşlar?
Bunda da vitaminler, mineraller, amino asitler var ama içerini insanlar oluşturmaz. Kim oluşturur? Arı oluşturur. İşçi arılar bununla besleniyor. Peki fiyatı nasıldır bu kadar doğal ve iyi de? GNCI'de 85 TL vereceğinize, kötülemek için söylemiyorum çünkü o klasik ticaret, aracılar, dükkan kirası, reklam her şey giriyor. Buna ayda 14 TL verin. Normalde 27 TL'ye falan gelir. 50 gün gider. Aylık gideriniz 14 TL'dir. Şu anda vereceğim fiyatları 2012 yılında çekiyoruz şu anda buradaki semineri. Bugünkü fiyata göre veriyorum arkadaşlar. Çünkü bizim ürünlerimize zam gelmez. Euro endekslidir. Euro şu anda 2200 TL'den hesaplanıyor. 2200 TL'den hesaplanışına göre polenin bize maliyeti 27 TL falandır. Euro artarsa artar bizim ürünlerimiz, düşerse düşer. Zam gelmez. 20 sene sonra, 30 sene sonra da aynı fiyattan alacaksınız. Yani euro endeks olarak, Türk lirası olarak alacaksınız ürünleri. İşçi arılar polenle beslenip bir ay yaşarken, kraliçe arı royal jeli ile yani arı sütüyle beslenir, 6 yıl yaşar. Bir ay 6 yıl. Ve her gün 3000 yumurta yumurtlar. Bakın 70 katı yaşar işçi arının 70 katı. Ve her gün 3000 yumurta yumurtlar. Bu yüzden çocuğu olmayanlarda da kullanıyoruz. Büyük üniversite hastanelerinde de infertilite, kısırlık tedavisinde artık arı sütü besin maddesi olarak tavsiye ediliyor. Birçok insanın çocuğunun olmasına vesile olduk. Erkekte sperm kalitesini artırır, kadında ovülasyonu destekler, yumurtlamayı destekler. Bize en güçlü ürünümüzü sorarlar, budur. Hemen etkisini gösterecek ürün budur. Halı saha maça mı çıkacaksınız? İki tane emin çıkın, normalde kesiliyorsanız kesilmediğinizi göreceksiniz. Akşam yatmadan önce emmeyin, gözleriniz fal taşı gibi açılır, uyku uyuyamayabilirsiniz. Çocuklardan uzak tutun, bir tane emerse hepsini emer, çok lezzetlidir. 60 tableti birden emen, 2 tane 4 yaşında çocukla karşılaştım. 2 gün boyunca çamaşır makinesinden buzdolabına zıplayarak geçirdiler vakitlerini. Bu kadar güçlü bir üründür. Ekip arkadaşlarımızın birisinin grubunda yarış atı olan bir arkadaşımız var. Bu semineri izleyince kovan ürünlerinden bolca almış ve atının yemine her gün arı sütü, propolis, polen toz haline getirip karıştırıyor. Hayvan 6 yarıştır üst üste birinci. Hayvana bunu yapan insana neler yapar buradan algılayın. Tabii ki bir doping ürünü değildir, sentetik bir ürün değildir. Yan etkileri ve zararları yoktur. Doğal bir üründür. İçeriği bu kadar zengindir arı sütünün, royal jelinin. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tarih boyunca gençliğin kaynağı demiş bu, denmiştir buna. İşçi arı arka yutaktan salgılar, sütümsü bir mayedir. Kraliçe arıyı bununla besler. Tüp bebekle bile çocuğu olmayan bir bayan Demek Hanım. Şimdi bir kız çocuğu var. Propolis tablet, doğal antibiyotiğimiz. Arıların kovanı sterilize etmek için salgılıktır. Doğal reçine dünyanın en güçlü doğal antibiyotiğidir. Bundan dolayı kovanlarda mikrop üreyemez, sterildir, bizim ameliyathanelerimiz gibidir. İkinci Dünya Savaşı'nda hekimler kullanmışlar. Hipokrat kullanmış, ben de kullanıyorum. Günde 1-2 tane aç karna yutarız. Propolis Yunanca bir kelimedir. Pro önü, polis şehir demektir. Orta çağı hatırlayın, şehirleri korumak için hendekler kazılıyordu. Şehrin önü, şehri koruyan, kovanı koruyan, vücudu koruyan anlamındadır propolis. Birçok bitkiden aldığı özü kendi özüyle birleştirir ve kovanı kaplar, arı bir bakıma mumyalar. Vereceğim bilgiler tıbbi bilgilerdir, halk arasında dolaşan hurafeler değildir. Binlerce hasta da yapılmış tıbbi çalışmaları, PubMed taramalarını size aktaracağım arkadaşlar. İçinde bunlar vardır propolisin. Ülserde, kanserde, anksiyete reaksiyonunda ve cilt kanserinde iyidir. Ateş düşürücüdür, kansere karşı etkilidir, antioksidandır, prostat kanserinde iyidir. Alerjiye karşı etkilidir, antioksidandır, iltihap gidericidir, kalp damar hastalıklarından korur, virüslere karşı etkilidir, kansere karşı etkilidir, kasılma çözücüdür. Bakın hepsi ayrı tıbbi çalışmalardır bunların. Antioksidandır, iltihap gidericidir, kansere karşı etkilidir. 4 defa kansere karşı etkilidir dedim ama kanser ilacıdır demedim. Peki niye kullanırız? Ailenizde bir tane bile kanser vakası varsa onda da kendinizde de propolis hayatınıza sokun. Ben soktum. Babamda tiroid kanseri olduğu için. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, arıların kovanlarını izole ettikleri propolis maddesinin kanserli hücreye etkilerini araştırdı. Propolis kanser hücre soylarını kötü seyirli, ortalama seyirli, iyi seyirli olmasına bakmaksızın hepsini öldürebildiğini gördü. Kanser hücrelerine uygulanan propolis hücreye öl emri veriyor. Kanserli hücre de bu komuta uyuyor ve intihar ediyor. Body çalışanları kullanırlar. Anti-aging ürünü, yaşlanmayı geciktirici bir üründür. Epilepsi de sahra hastalığında ilaçları bırakmadan kullanıyoruz. Buraya dikkat. Lütfen şu hataya düşmeyin. Ya ben bunları zaten alıyorum, ilaçlara gereksinmem yok demeyin. Tamamlayıcı tıptır. Alternatif tıp değildir. Bu 4 maddeden dolayı antibakteriyeldir, doğal antibiyotik diyoruz. Bu 5 maddeden dolayı antifungaldır, mantara karşı etkilidir. Bu 3 maddeden dolayı antiviraldir, virüslere karşı etkilidir. Propolis vücudumuzdaki bütün kötü mikroplara karşı etkilidir.
Ama ilginçtir, iyi bakterileri yok etmez. Yani floramızda yer alan, bizim için faydalı olan o 40 trilyon bakteriye zarar vermez. Diğer antibiyotikler zarar verirken bu zarar vermez. Antioksidan özelliğinden dolayı kullanıyorum ben. Kalp damar hastalıklarından, artritten, şekerden, Parkinson'dan, Alzheimer'den korunmak istiyorsanız, karaciğerinizi desteklemek istiyorsanız propolis hayatınıza sokun. Doku tamir ve yara iyileşmesine iyidir. Mide bağırsak sisteminde ülser oluşmasını engeller. Helikobakter pylori'nin çoğalmasını inhibe eder ki ülserde suçlanan mikroorganizmadır. Savunma sistemini aktive eder ve aynı zamanda düzenler, regüle eder. AIDS ile ilgili 97 yılında yapılmış bir çalışma görüyorsunuz. Kan basıncı düşürür, kılcal damarları güçlendirir, kan yağlarını düzenler. Karaciğerde alkolün ve diğer kimyasalların verdiği zararı nötrler, propolis. Hala propolisten bahsediyorum arkadaşlar. Faranjit, kronik bronşit, rinofaringolaranjit, faringolaranjit virinit değildir. Propolis bizim olmazsa olmaz ürünümüzdür. Öyle bir ürün düşünün ki karaciğerden kalbe, dolaşım sisteminden solunum sistemine, savunma sistemine kadar her yeri olumlu etkileyen, doğal bir ürün düşünün, sentetik olmayan, yan etkileri olmayan bir ürün. Yani bizim olmazsa olmaz ürünümüzdür propolis. Şimdi C vitamininden bahsedelim, absorbent C. Yulafla kaplıdır, sigara içenler kullansınlar, diş eti kanaması olanlar, damar ve cilt problemi olanlar C vitamini kullansınlar arkadaşlar. Farkı nedir? Eczanelerde de C vitaminleri var ama 500 mg, 1000 mg konuluyor. Peki niye o kadar fazla konuluyor? Çünkü vücudun ihtiyacı 60 mg. Çünkü o kadar hızlı çözünüyor ki vücutta tutunamıyor C vitamini. O yüzden 20 katı 15 katı koyuyorlar. Peki ne oluyor? Çoğunluğu 900 mg'ı böbreklerden atılıyor. Kiste neden oluyor. Birçok rahatsızlığa neden oluyor. Bunun farkı ne? Tam 60 mg var. Peki nasıl sağlamış Forever Living? Yulafla kaplamış. O yüzden çözünürlüğünü düşürmüş. Uzun süre gidiyor ve hiç atılmıyor. Hepsinden yararlanılıyor. Yulaf da kolesterol düşürücü. Forever Living'in ürünlerinin farkı budur. En iyileridir, en doğallarıdır ve en ucuzlarıdır. Ürün satmıyoruz bakın, siz de satmayacaksınız. Sizin bu ürünlere direkt birinci elden sahip olmanızı sağlayacağız. Floranın bozulmasıyla birçok hastalık ortaya çıkar. Bağırsaklarımızda 40 trilyon bakteri var. Vücudumuzdaki hücre sayısının 10 katı. Onlar olmazsa yaşayamayız. Peki niye bozulur flora? Anlattım. Bir kere bile antibiyotik kullandıysanız florayı bozdunuz demektir arkadaşlar. Augmentin, Duocitin alıyorsanız. Zararlı mikropları öldürürken buradaki yararlı bakterileri de yok ediyorsunuz. O yüzden ishal oluyorsunuz, kabız oluyorsunuz, garıldama, guldama, gaz şikayetleriyle karşılaşıyorsunuz. Ve hiç sağlığınız düzelmiyor. Sindirim bozuksa hiçbir şey düzgün olamaz. Sindirim neyle düzeltilir? Probiyotiklerle. Probiyotikler 6 tane yararlı bakteri. Yaşayan mikroorganizmalardır bunlar. Akşam yemeğinden bir saat önce bir tane yutun. Hastaysanız da önce bunu kullanın. Sağlıklıysanız da mutlaka aileniz ve siz bunu bir kere kullanın. Bağırsaklarınızı düzeltin. Bağırsaklarınız düzelmezse sağlığınız düzelmez. Hepimiz kullandık. Siz de bunu akşam yemeden önce bir tane yutarak bir kutu bitirin arkadaşlar. Çocuklarımızda probiyotik, polen, arustu ve balık yağı kullanıyoruz. Bunları düzenli kullanıyoruz. Probiyotik bir kutu, polen, arustu ve balık yağını devamlı veriyoruz. Çocuklarınıza yapabileceğiniz en büyük iyilik bu. Bir anne babanın çocuklarına yapabileceği en ucuz ve en büyük iyilik. Garlic thyme, sarımsak ve kekik içerir, kokusuzdur. Sağlıklı yaşamak için alın. Yağ eritici özelliği var aynı zamanda. Yağı enerjiye dönüştürür sarımsak. Ayrıca arkadaşlar benim bir tane santralcım var. Tansiyon hastası. 2 tane ilaç kullanıyor devamlı. Asla tansiyonu 14-10'un altına düşmüyordu. Oğlum dedim şu sarımsağı da alsana ilaçlarına beraber dedim. Bir tane verdim sarımsak. Arkadaşlar ikinci haftada bakın günde 3 defa 2'şer tane yutturttum yemeklerle beraber. 3x2. İkinci haftada yüzü gülümseyerek geldi. Dedik hocam Allah razı olsun. İlk defa tansiyonum 11-7 dedi. İlk defa. Bundan daha iyi bir şey olamaz bakın. Tabii bu video da aslında 2012 yılında çekildi. Bu izlediğiniz video. YouTube'a koyduk. Ancak iki ürün önemliydi bizim için. Onun için de 2019 yılı, Temmuz ayının 21'i sanıyorum bugün. Temmuz 21, 2019. Bu iki ürünü tekrar çekip araya koyacağız. Şu anda beni 2019 yılında izliyorsunuz. Tabii buradan şunu da karşılaştırabilirsiniz. 2012 yılındaki halimle 2019 yılındaki halimde kıyaslayabilirsiniz. 7 yılda bu adam işte kötü duruma gelmiş mi falan diye. Tabii saçlarıma beyazlar düştü. Aynı kıyafet, benzer bir kıyafet giymeye çalıştım. Yine kırmızı kravat vardı. Beyaz gömlek, siyah takım elbise. Hatta gözlüğümü bile değiştirdim. Yeni gözlüğüm var, eskisini taktım tekrar. Şimdi tabii fiyatlar da değişti. 2019 7 yıl geçti. Fiyatlar çok artmadı bizde. Çünkü Türkiye'de bir kriz yaşandı. Bu krizi istismar eden üreticiler oldu. Farkındaysanız Türkiye'de. 1'e yarım artmasına rağmen
1'e 2,5 zamlar yapıldı. Forever Living işte artış kadar zam yaptı. Hatta daha altında bir zam yaptı. Şu anda işi yapmakla ilgili sisteme giriş ücreti, yani bayilik vermekle ilgili 2500 lira oldu. 2500 lira. 2002 yılında 1000 liraydı. 7 yılda çok fazla bir artış olmadı. Kısacası ürün fiyatları da bu oranda arttı. Size ben bu ürünlerle ilgili bilgi vermeden önce birkaç şey anlatacağım önemli. Birincisi, bu ürünler ilaç değil. İlaç kelimesi kullanmayınız. İlaçlar hastalıklarla alakalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkarlar. Bu ürünler sağlıkla alakalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı da yaparlar. Yani ben hassizlikle ilgili bu ürünleri kullanırken migrenden kurtulmam gibi. İşte gıda mühendisi arkadaşımız eşimde kilo kontrol programı uygularken 10 kilo verirken pankreattan kurtulması gibi. Birçok şeyde faydasını görüyoruz biz bunların. Horlaması yok oluyor falan. Bir şeyle ilgili kullanıyor, horlaması yok oluyor. Bunun gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. İkincisi, yani ilaç değiller. İkincisi, alternatif tıp değiliz. Alternatif tıp kelimeleri kullanmayız. Alternatif tıp, tıpla meydan okuyan, tıbbın dışında olan, genellikle bizim tıpta şarlatanlar dediğimiz müşterilerin yer aldığı tıptır. Yani sağlığı paraya dönüştürmeye çalışan istismarcıların yer aldığı tıptır. Biz tamamlayıcı tıbbız, tıbbın içindeyiz, dışında değiliz. Tüm dünyadaki doktorlar bunları bilirler ve kullanırlar. Türkiye'deki doktorlar maalesef çoğunlukla bilmiyorlar ve kullanmıyorlar. Çünkü tabii bizim doktor olarak hatamız değil, Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları gibi ders okutulmuyor. Benim kızım Bezmalem Tıp Fakültesi mezunu, o zaman öğrenciydi 2012'de, okutulmadı. Ben zaten askeri tıp mezunuyum, bana da okutulmadı. O yüzden Türkiye'de bir doktora, doçent profesör de olsa, ben arısı kullanayım mı, C vitamini alayım mı, işte propolis çocuğuma vereyim mi diye sorarsanız, bırak bu saçmalıkları cevabını alırsınız. Bu kadar olumsuz cevap vermemizin altında yatan neden, Türkiye'de bu sektörün müşterçilerin emin olması. Açık televizyonda panaksar altın içlerinden hırla gittiğini göreceksiniz. 20 internete sağ taraftan fışkırıyorlar, saçlarınızı baştan çıkartıyoruz, grilyar, hidromotor gibi. Bunlara girmezseniz cep telefonunda mesajlar geliyor, aranıyorsunuz. Ne aradıktan öyle muhtemelen sizi arıyorlardır. Peki doktora nasıl yaklaşacaksınız? Siz anlatmayın çünkü hiçbir doktor olmayan birisini sağlıkla ilgili dinlemez. Onu bu sunuma sokun ya da benim YouTube serilerimi izletin. Bu sunumu izleyen her doktor mutlaka bu ürünleri kullanacaktır. Çünkü bunlar public medicine dediğimiz binlerce hastalık çalışmaların sonucudur. İşte Okan Yıldar Hoca'nın serilerinin de iz düşündüğü bu seriler. Onun için kullanıcı bizim arayıp da kullanacağımız ürünler bunlar. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Yılanın zehri de doğaldır, mantar da doğaldır, öldürebilir. Doğallıkta miktar önemlidir. İlk suyunu bu kadar içerseniz, iyi şu kadar içerseniz karaciğerinizi mahvedersiniz. Doğallıkta gece gündüz açlık almanız etkiyi değiştirebilir. Doğallıkta iki işi aynı anda alırsanız kötü bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü etkileşim diye bir şey var. İyi olan şey doğallık değildir. İyi olan şey kontrollü doğallıktır. Forever Living kontrollü doğallığın adresidir. 3 tane aynı hastaya aynı ilacı veriyoruz. İkisi iyileşiyor, birisi iyileşmiyor. Neden? Multifaktöriyel bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani çok fazla değişken var. Sadece hastalık rol oynamıyor. Genetik yapı, savunma sistemi, beslenme, stres her şeyi rol oynuyor. Onun için bunları kullan, kesin iyileşeceksin türü. Keskin cümleler kullanmayınız. Şifa Allah'tan da çünkü. Çok fazla değişken var. Hiçbir doktor yazdığı reçeteye garanti vermez. Bunları kullan, kesin iyileşeceksin demez. Bilim çünkü böyle bir şeydir. Öncelikle ürün eğitimini izlettirin. Ürün eğitimini izlettikten sonra bunları verin ama vermeden önce kişiyi benimle de görüştürebilirsiniz. Her yerde telefonum var zaten. Ürün eğitimini izleyen herkes beni arayabilir, benimle görüşebilir. Muayene parası almam, danışmanlık ücreti almam. Bana Allah razı olsun desinler, yeter. Yani birisine ben iyilik yapabilirsem bundan daha iyi bir şey yok. İşte en son yine bir abimiz, Samsun'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam, bir abimiz aradı. Ona ben ürün kullandırtıyordum. Akciğerinde nodüller vardı. Bir akciğeri tamamen temizlenmiş. Bir akciğerindeki nodüller de çok küçülmüş. Kocanın ilaçlarını geçmiş hatta. Yoksa bir arkadaşlar doktorlar da çekiyormuş. Daha yeni bu bir haftalık hadise. Bunlardan daha büyük mutluluk olamaz. Teşekkür ediyor, dua ediyor. Yine çok önemli bir ürün benim için. 27 yaşındaki bayan gelmişti buraya. Polikistik olardı. 2 ay sonra rahmini alacaklardı. Hocam ben bunları denemek istiyorum dedi. Garanti falan vermiyoruz dedi. Şifa Allah'tan PubMed taramaları. Ben olsam kullanırım diyoruz. 2 ay sonra ameliyattan kurtuldu. Bir tane bile etkisi kalmamış. Artık evlenebilecek, çocuğu olabilecek. O yüzden bu ürünler önemli ürünler. Bunlarla ilgili yani önce ürün eğitimini izletin. Benimle görüştürebilirsiniz. Faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Bunları da indirimle aldırırız insanlara direkt üretici firmadan. Buraya da getirebilirsiniz. İstanbul'da yayılıyoruz zaten biliyorsunuz.
ya da YouTube linkinizi benimle görüştürebilirsiniz. Üç şeyi düzeltmek istiyorum. Birincisi bakanlık onayladı. İnsanlara iki tane balık yağı var. Birisi Sağlık Bakanlığı onaylı, birisi Tarım Bakanlığı onaylı. Hangisini tercih edersin diye sorduğumuzda hangisini tercih edersiniz? Tarım Bakanlığı onayı tercih edin. Sağlığı değil. Neden? Çünkü Sağlık Bakanlığı ilaçları ve kimyasal maddeleri onaylarken Tarım Bakanlığı doğal ürünleri onaylar. Yani kanser ilaçları Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Arı sütü Tarım Bakanlığı onaylıdır. Türkiye'de. Efendim mesela antidepresanlar, antibiyotikler Sağlık Bakanlığı onaylıdır ama propolis, balık yağı Tarım Bakanlığı onaylıdır. İki tane balık yağı var. Birisi Tarım Bakanlığı onaylı, birisi Sağlık Bakanlığı onaylı. Hangisi tercih edeceksiniz? Tarım Bakanlığı onaylı olanı tercih edin. Neden? Çünkü Tarım Bakanlığı onaylı olan balık yağı sadece balık yağıdır. Eğer bir balık yağında Sağlık Bakanlığı onayı varsa mutlaka bunun içerisinde bir ilaç vardır. Bunlar benim başıma geldi. Atorlipitor gibi bir statini eklemişler. Yani yer etkili olan bir ilacı satın alıyorsunuz. Balık yağı satın almıyorsunuz. Tarım Bakanlığı seçin. İkinci düzelteceğim şey diş macunlarındaki siyah çizgiler. Diş macunundaki çizgi siyahsa kimyasal, yeşilse doğal. Bunu duyan kimler var içimizde? Bakın Türkiye'nin %30'unu bu bilgiyi pompaladılar. Yalan bir bilgi bu. Silin bunu kafanızdan. Neden yalan? Çünkü oradaki siyah çizgi diş macununun içine konulduğu kutuyu kesen aletin sensörünün algıladığı çizgidir. Yani o siyah çizgiden dolayı tam yerinden keser. Yani içindeki maddeyle alakalı. Sadece diş macunu değil, bütün o kutularda o siyah çizgi vardır. Diş macunuyla alakası yok. Doğallıkla alakası yok. Aletin kes sensörünün algıladığı çizgidir o. Siyah olmasının, koyu olmasının nedeni de budur. Peki bu bilgiyi niye yaydılar? Üçkağıtçı, dolandırıcı, efendime söyleyeyim, şarlatan dediğimiz bir firma diş macunu üretti ve bu diş macununun çizgisini yeşil yaptı ve bu bilgiyi yaydı. Instagram'dan, bloglardan, Facebook'tan, Twitter'dan her yerden 2 yıl boyunca yakalandı. Firmanın canını okundu Sağlık Bakanı. O Sağlık Bakanı yazısı da bende var. Yani ilgisiyle size gönderebilirim. Ama bu 2 yıl boyunca işte insanların %30'una bu bilgi ulaştı. Böyle bir şey yok. Siyah çizginin doğallıkla bilmem neyle alakası yok. Üçüncü düzelteceğim şey kan grupları. Kan grupları ve beslenme. Bunun tıbbi bir şeyi yok arkadaşlar. Yani kan gruplarının beslenmeyle bir alakası yok. Yani ben A pozitifim, yok süt kullanmamalıymışım, bilmem ne kullanmamalıymışım, ona alerjim varmış, böyle bir şey yok. Kan gruplarında mesela şeyi çıkartan, sıfır grubu kan grubu olanlar aloe vera içemezler. Böyle bir şey yok. Benim kızlarım sıfır grubu 15 yıldır aloe vera içiyorlar. Babam sıfır grubu 15 yıldır aloe vera içiyor. İzzet abi sıfır grubu, değil mi abi? Kan grubunuz aloe vera içiyorsunuz. Yani beslenmeyle kan gruplarının alakası yok. Peki bunları niye çıkartıyorlar? Çünkü bunu yaydığı zaman toplumda insanlar kan grupları ve beslenme ile ilgili kitapları alıyorlar. İnternet kanallarını inceliyorlar. Bu bir şey oluşturuyor. Konferanslar veriyor bilmem ne. Bir rant kapısı oluşturuyor. Benim bir hekim olarak fikrim bu acizane. Evet, şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Elajinin mucize molekülü diye de bilinir. Ben mucize kelimesini pek kullanmam. Peygamberlere selam ait olduğu için. Kalp krizini engelleyen molekül diye bilinir. Kalp krizini engellemesinin nedeni nitrik oksit salımını artırır. No diye bilin siz nitrik oksit. Nitrik oksit ne yapar? Damarların kollabe olmasını engeller. Yani damarların tıkanmasını, kapanmasını engeller. O yüzden kalp krizlerinin çoğu sabaha doğru olur. Çünkü sabaha doğru, sabah namazına doğru ki benim dedem de sabah namazından bir saat önce vefat etmişti kalp krizinden. Nitrik oksit salımı vücutta azalır. İşte biz bunu genelde geceleri, akşam yemeğinden sonra aldırız. Bir bardak suya bir poşet boşaltırız. 30 poşet var içinde. Karıştırıp içiririz kişiye. Nitrik oksit salımını artırdığı için kalp krizini engelleyen molekül diye bilinir. Nerede kullanıyoruz bunu? Beyni ve kalbi destekleyen damarlar tıkalıysa kullanıyoruz. İyileşmeyen yaralarda, yani bulaşım problemlerinde iyileşmeyen yaralarda kullanıyoruz. Prostat hastalarında kullanıyoruz. Cinsel problemi olan erkeklerde kullanıyoruz. Çocuğu olmayan erkek ve bayana bunu da veriyoruz arı sütüyle beraber. Sperm kalitesi ve sayısını aynı zamanda ovülasyonu desteklediği için. Kas dokusunu desteklediği için kas hastalıklarında kullanıyoruz. Kilo kontrolünde kullandığımız bir ürün. Birçok ürünle birlikte bunu da kullandırıyoruz kilo kontrol paketinde. Bu da var. Çünkü kilo kontrolünde ne yapıyor? Bir, yağ metabolizmasında etkili. Doğal karnitin görevi görüyor diyorlar. Karnitinden bunun farkı, karnitinin kalp yan etkileri, bir takım yan etkileri varken bunun kalbe iyiliği vardır. Zararı yoktur.
Bir de kas dokusunu destekler. Çünkü kilo verirken kas dokusu da kayboluyor biliyorsunuz. Kaybolmasını engeller. Bunların dışında spor yapanların arayıp da bulamayacağı ürün budur. Burası önemli. Spor yapanlar çünkü protein tozları kullanıyorlar. Dünyanın en iyi protein tozu grubu. Sporcuların ve spor yapanların arayıp da bulamayacağı ürün. Almanya milli takımının içeceğidir bizim Arge'miz. Bunların dışında bir şey daha söyleyeceğim. Enerjinin ne sadece kartınızı engelleyen molekül diye hatırlamayın. Aynı zamanda Nobel Tıp Ödülü ürünümüzdür bizim bu. Neden? Çünkü bu molekülü bulan, yani enerjinin molekülünü bulan Doktor Ferit Murat danışman hekimimizdir bizim. Lükran asıllıdır. O yüzden Nobel Tıp Ödülü ürünümüzdür. Enerjinin bizim için özel ve önemli bir ürün. Tabii herkes kullansın diye söylemiyorum. Özel durumlarda, anlattığım durumlarda kullanılmalıdır. Ben bu ürünleri 15 yıldır kullanıyorum. Bu işi yaptığım için bunları anlatmıyorum. Bu ürünler böyle iyi olduğu için ben bu işi yapıyorum. Arada çok önemli bir fark var. Ben 51 yaşındayım. Temmuz 15'te 51 yaşına girdim. 51 seneyi devirdim. Biyolojik eşim 32. Maşallah derseniz seviyorum. Ben 15 yıldır bu ürünleri kullanıyorum düzenli olarak. Düzenli olarak kullandığım ürünleri söyleyeyim size. Arı sütünü kullanıyorum. Arı propolisini kullanıyorum. C vitamini kullanıyorum. Aloe vera içiyorum. Senede bir kutu probiyotik bitiriyorum bağırsak programla alakalı. Ben bunu devamlı yapıyorum. Propolis kralımızdır bizim. Aloe vera kraliçemizdir. Krenzon'un ondan bahsedeceğim. Krenzon'un etkilediği yerler beyni ve hafızayı destekler, kalbi destekler, enerji kanallarını destekler. Yani mitokondri ile alakalıdır. Aloe vera ile birlikte kullanılması etkisini daha çok ortaya çıkartır. Ona göre üretilmiştir bu. Yarım su bardağı aloe vera ile bir tane krenzon'u karıştırırsanız müthiş etki eder. İçerisinde neler var? Krenzimon var, B12 folik asit var, zeytin yaprağı var, üzüm çekirdeği var ve şu renkten anlarsınız zerdeçal var. Zerdeçal. Bunlar çok önemli. Peki bunlar nerelerde kullanıyoruz daha çok? Arada bir kullanın, senede bir kere bunu kullanın bence bir ay. Ama özellikle Türkiye'deki doktor arkadaşlarımız diyor, çocuğu olmayanlara bunu veriyoruz. Kanser hastalarına veriyoruz. Çünkü ya da kanserle ilgili çalışmalar var engellediğiyle ilgili. Kanser hastalarına veriyoruz. Bir de şeker hastaları mutlaka kullanacaklar. Şeker hastaları bana geldikleri zaman tip 1 diyabet, tip 2 diyabet fark etmiyor. Ben ilk aloe vera'yı vermiştim. Benim diyetlere doktorken çaycım Fehmi Karadenizlidir, Lazlıdır. Tip 1 diyabetti. Bana bir hafta sonra dedi, hocam bana garip bir şeyler oluyor dedi. Ne oluyor dedi. Artık dedi 2 saatte bir yemek yeme ihtiyacı hissederdim. Midem kazılmıyor artık dedi. Yani yemek yeme ihtiyacı hissetmiyorum dedi. Bakın insülin direncini kırmış aloe vera. Ki tarih boyunca aloe vera bitkisi diye de geçer. İnsülin direnci kırıldığı için hücrelere şeker girmeye başlamış. Dolayısıyla hücre kendi kendini yemeği bırakmış. Öyle anlatıyor. Yani toksinler salgılamıyor, yıkıcı enzimler salgılamıyor. Bununla ilgili çok çalışma var, bir çalışma var. Yani şeker hastasının bacağının kesilmesini, gözlerinin kör olmasını, böbreklerinin gitmesini engelleyebiliyoruz bunu. Kesin tamamlayız. İlaç değil ama mutlaka kullanılması lazım. Şeker hastalarına mutlaka verin. Hep mutlaka deyip duruyorum. Verin. Size dua ederler. Bana çok dua ediyorlar. Yani ben bunu 4-5 ay kullandırıyorum bir şeker hastasına. Bununla birlikte işte mineralleri veriyorum, natramini. Propolis'i veriyorum. Bir kutu da probiyotik bitiriyorum. Yani adamın kadının hayatı değişiyor 4-5 ayda. Bu çok önemli. Koyu kırmızı meyveler, nar, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, üzüm çekirdeği, armut ve mangostiğinden oluşur. Piyasadaki koyu kırmızılarla alakası yoktur. Hem kalite açısından hem de içerik açısından. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidanlardır bunlar. Hayatınızda karşılaşacağınız en büyük lezzettir. Diğer içecek grubumuz aloe vera içecekleri. Sarı sabır diye geçer. 5000 yıllık bir bitki. Ayurveda tıbbında gençliğin kaynağı denen, Mısırlıların sessiz kurtarıcı dedikleri, Kristof Kolomb'un Saks'taki doktor dediği, İbn Sina'nın ölüm hariç her derde devadır dediği bitki bu. Dedelerimizin yaralanan askerlerin tedavisinde kullandığı, Kleopatra'nın güzelliğinde kullandığı, Büyük İskender'in bu bitkiden zengin diye bir adayı istila ettiği güçteki bitki bu. Dinler tarihinde ismiyle geçen, İncil'de ismiyle geçen, Yahudilerin kitaplarında ismiyle geçen, bizim dinimizde ise 3 tane hadis-i şerif olan Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, göz hastalıklarıyla ilgili kullanıp tavsiye ettikleri bitkidir bu. Zambakgiller ailesinden 270'ten fazla türü var. Barbadensis Miller en şifalı olanı. Afrika ve Yemen ana vatanı. Dünyada %90 pazara Forever Living tek başına sahiptir. Kovan ürünlerinde %60, aloe vera ürünlerinde %90 pazara
tek başına hakimdir. Forever Living şeffaf bir firmadır. Bütün sistemini distribütörlerin gözlerinin önüne serer ve der ki bu işi inanarak yapın. Çünkü ben söylediğim her şeyin arkasındayım der. Tarlaları görüyorsunuz, üretim tesisleri. 150 ülkeye buradan ürünler gider. Sterilizasyon ve otomasyon hakimdir. Amerika'daki fabrikaları görüyorsunuz. Rex şirketin sahibi Aiden Avrupa sorumlusu ve beni görüyorsunuz. Stabilizasyon formülü bizi biz yapan formül. Bu formül önemli bir formül. Neden dünyada eşsizdir? Neden muadilleri bu ürünlerin yoktur? Bu tablodan algılamanızı sağlayayım. Arkadaşlar burada iki tane dalga boyu görüyorsunuz. Altta Pure Aloe yazıyor. Onun altında Stabilize Gel yazıyor. Yani Pure Aloe direkt kopartıldığı andaki hali, yani şu mavi çizgi. Etkinlik dalgası diyebilirsiniz buna. Stabilize Gel'de Forever Living'in bozulmasını engellediği ve tüketiciye hiç bozulmadan kopartıldığı andaki haliyle sunabildiği jel. Bakın dalga boyları benzer. Hemen hemen aynı etkinliği. Yani etkili olduğunu gösteriyor. Forever Living'in ürünlerinin tüketilmesinin nedeni toplandığı andaki haliyle tüketiciye sunulabilmesidir. Farkı budur. Yoksa 6 saat içerisinde aloe vera bozulur ve içlemez hale gelir. Diğer ürünlerde de öyledir. Narı sıktınız, o gün içerseniz içersiniz. 2 gün sonra içerseniz hiçbir fayda görmezsiniz. 5 gün sonra içerseniz zehirlenirsiniz. Mutlaka stabilize edilmesi lazım. Forever Living ürünlerinde de koruyucu maddeler vardır. Ama piyasadaki koruyuculardan farklıdır. En doğalları ve en kalitelileridir. Bir, yani limondan elde edilen sitrik asit gibi. İkincisi de vücuda girene kadar doğal antioksidan olan ürünlerimizi koruyucu madde korur, bozulmasını engeller. Vücudumuza girdikten sonra doğal antioksidan oldukları için serbest radikalleri yok ederken koruyucu maddeleri de etkisiz kılar bizim ürünlerimiz. Hangi aloe vera kullanılabilir? Aloe Science Council, Aloe Bilim Konseyi onayını alan aloe veralar içilebilir. Bu onayı dünyada ilk alan firma Forever Living'tir. Tıbbi özellikleri size ayrıntılı anlatmayacağım. Aloe verayı merak eden arkadaşlarım olursa Profesör Doktor Okan Yıllar'ın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi'nin bu kitabını Forever Living'den sağlayabilirler, alabilirler. Burada bakın kaynakçaları görüyorsunuz. Yani bu bilimsel bir çalışmadır. Bütün dünyadaki verileri toparlamıştır hoca. Ve herkesin algılayabileceği şekilde kitabı aktarmıştır. Ben size ana başlıkları aktaracağım. Mide bağırsak sisteminde aloe vera iyidir. Aloe vera içenler gastrit, ülser, reflü gibi şikayetlerin iyiye gittiğini görürler. Kolesterol ve trigliserit de iyidir. Yağ düşmanıdır aloe vera. O yüzden kilo vermekte de kullanıyoruz özellikle aloe verayı. Yağ düşmanı olduğu için. Kan şekerinde etkilidir. Tarih boyunca şeker ilacı gibi kullanılmıştır. Tarih boyunca yine yanık bitkisi olarak geçmiştir. Silverdin'den daha etkilidir. Gümüş nitrat içerdiği için silverdin iz bırakır ama bu bırakmaz. Bakın daha geçen gün parmağımı yaktım. Çok kaynar bir çayı elimden bırakamadım. Resmen kabarmadan bolca saf aloe veralı kremi yedirdim. Bir seferde yanığı halletti. Bu kadar etkilidir. Zaten bunu siz de yaşayarak göreceksiniz. Yine bizim arkadaşlarımızdan birisinin eşi ne ürünlere ne de işe inanıyordu. Eşi o kadar inançsız ki bir gün yanmış. Kaynar su dökülmüş. Tabii o can havliyle kimse de yok. Dolabı açınca bizim lipsi görüyor. Dudak koruyucu olarak kullanırız ama içerisinde aloe vera vardır. Jojoba yağıyla aloe vera vardır. Mecburen onu sürüyor. 3 defa üst üste 10 dakika arayla sürdüğü zaman ne yanık kalıyor ne acısı ne bir şey. Ve ondan sonra oğluna demiş ki İsmail üniversitede okuyor İsmail. İsmail'e demiş ki oğlum demiş baban demiş kedi olalı bir fare yakaladı demiş. Yani cilt üzerinde etkilerim. Sedef hastalığında bakın sadece aloe veralı kremlerle ilgili çalışmalar var. Bırakın içeriden aloe vera içmeyi. Kremlerle bile 4 aylık düzenli kullanımda 30 hastadan 25 tanesinin tamamen iyileştiğini yani cilt lezyonlarının kaybolduğu kanıtlanmıştır. Aloe vera hem içeriden hem dışarıdan sedef hastalığında kullanılabilir. Besin tamamlayıcısı olarak. Anti-inflamatuardır, iltihap gidericidir. İngiltere'de Dr. Peterton'ın bu işe girmesinin nedeni aloe veranın bu özelliğidir. Çünkü juvenil romatoid artrit hastasının ayaklandığını görmüştür aloe vera içerek. Ve tıbben çaresiz kalındığı bir anda. Antitümöraldir, kanser engelleyicidir aloe vera. Hiç unutmuyorum.
İsviçre'de yaşayan Nilay Kurt'un arkadaşı lösemi, kan kanseri olmuş. Nilay Kurt'la irtibat kurmuş. Demiş ki bizde antitümöral ürünler var. Tıbbi tedavinin yanı sıra bunları da kullan demiş. O da oradaki doktorlarına sormuş İsviçre'deki. Bunlar süper demişler. Bunları kullanabilirsin demişler. Kan değerleri o kadar düşük ki kadıncağıza ilik nakli bile yapılamıyor. İlik nakli yapılması lazım. Bizim ürünlerle kan değerleri çok kısa sürede yükselmiş 1-2 ay içerisinde. İlik nakline gidiyor ve diyorlar ki oradaki hekimler nakle gerek kalmamış. Hayırlı olsun diyorlar. Bakın kan kanserinden bahsediyorum. Lösemiden. Biz bunları yaşadık. Ama mesela şunu da yaşadım ben. İzmir'de yine bir arkadaşım babası mide kanseri terminal dönem her tarafa metastaz yapmış. Ve Ege Tıp Fakültesi'nde diyorlar ki artık çare kalmamış. 2 hafta ömür biçmişler ve evinde ölsün diye göndermişler adamı. Bizim oğlu benimle konuştu. Dedim ümit vermedim. Bakın ümit vermeyin ve siz hastalardan uzak durun. Ben doktor olduğum için bana ulaşıyorlar. Siz sağlıklı insanlarla bu işi yapacaksınız. Ama yakınınızda hastalar varsa onları bana getirin. Benimle görüştürün. Kendiniz devreye girmeyin. Velhasıl yine o size saydığım 6 ürünü kullandırdık. Balık yağını yüksek dozda kullandırdık. İşte aloe vera içeceği, koyu kırmızı meyve pomestin, arı sütü, propolis ve balık yağı. 2 haftada ölür denen hasta 3. ayda ayağa kalktı. Ege Tıp'a gidiyor tekrar. Orada tabii çok şaşırıyorlar. Ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Çünkü tümör regresi olmaya başlamış demişler. 9 ayda o hastanın hiçbir şeyi kalmadı. Biz bunları yaşadığımız için tabii tümör deyince, antitümörel deyince tümör kitle demektir. Kanserden bahsetmiyorum. Miyomda da etkili olabilir. Kiste de etkili olabilir. Kitle teşkil eden her şeyde etkili olabilir. Antioksidandır. Vücudu temizleyici özelliği vardır aloe vera'nın. Vücudun dışının temizliğe ihtiyacı olduğu gibi içinin de temizliğe ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Vardır. İşte aloe vera ile bunu sağlayabilirsiniz. O mide bağırsak arasındaki pilleri temizlerken aynı zamanda vücudu da detokse eder aloe vera. Tabii en güzeli vücudunuzu hayatınızda bir kere detokse etmek istiyorsanız şu 9 günlük kürü kullanın. Kilo vermekle ilgili değil. Detokse etmek için. Orada kitapçıkta bunu yapın ve gerçekten de yaşamınızın kalitesinin arttığını göreceksiniz. Vücudu temizleyici özelliğini gösteriyor. 2 bardağa toksik madde atıyor arkadaş. İkisini de toksik hale getirdi. Bu bizim aloe veramız. Bu da diğer firmanın aloe verası. Bizim aloe verayı kendi kapağıyla bir kapak döküyor. Vücudu nasıl temizlediğini göreceksiniz. Bakın tamamen nötralize etti, bağladı, temizledi. Diğerine ise piyasadaki başka bir firmanın aloe verasını koyuyor. Ve üstelik bizim kapak gibi ufak değil, bizim kapağın yaklaşık 5-6 katı hacimde bir bardakla döküyor. Bakın hiçbir şey değişmedi. Toplamda tam 7 kapak döküyor. Ben 2 ile 7 arasını kestim Movie Maker'da. Uzamasın diye, vakit almasın diye. Yine bir şey değişmiyor ama bizim kalan 1-2 damla bizim aloe verayı üzerine boşalttığı zaman o 1-2 damlanın bile etkili olduğunu görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız deney bununla alakalı. Evet, bu normal içme suyu. Bu bizim aloe vera. 1 litredir. Bu da betadin batigon gibi, tentirdiyot gibi iyotlu bir bileşik. İlk önce iyotlu bileşikten suya damlatıyoruz. Ve toksik hale getiriyoruz. Yani içilemez hale getiriyoruz. Evet, göstereyim böyle. Aloe verayı çalkalıyoruz. Sabah akşam yarım kahve fincanı aç karnına içeriz biz bunu. Kendi kapağıyla döküyorum. Kapatıyorum. Ve reaksiyona bakın.
Evet, bunu Amerika'da içiyorlar. Biz içmeyeceğiz. Vücudu da bu şekilde nötralize eder. Serbest radikalleri, toksinleri bağlar ve atılmasını sağlar aloe vera. Teşekkür ederim. Aloe vera içmeye başladığınızda şunlarla karşılaşırsınız. Benim karşılaştığım şeyleri söyleyeyim. Ağız kokunuz varsa yok olur. Bende ağız kokusu yoktu ama olanlarda yok olur. Çünkü pillerin arasını temizler. Çok insanda ağız kokusu vardır. Sabahları dinç kalkmaya başlarsınız. Uykunuzu aldığınızı görürsünüz. Görme keskinliğinizin arttığını görürsünüz. Astigmatta faydası olmaz. Yani görme bozukluğunda faydası olmaz ama gözü direkt destekler. Horlamanız varsa horlamanızın azaldığını ya da yok olduğunu göremezsiniz. Yanınızdaki kişi görür. Garip bir bitkidir. Tarih boyunca bilim adamları demişlerdir ki Tanrı çölde hiçbir şey yaratmadı. Her şeyi bir bitkide yarattı. O da aloe vera'dır demişler. Bunun içerisinde neler var aloe vera'nın? Amino asitler var. Vücudumuzun temel yapı taşları. Mineraller, bakın bunları tek tek zaten alıyoruz. Magnezyum, çinko, bakır, krom. Her yerden mesela saçları dökülüyor. Diyorlar ki işte şey al, çinko al. Panik atak oluyor, magnezyum al diyorlar. Kemik erimesi oluyor, kalsiyum alıyor. Şeker hastası krom al diyorlar, krom eksikliği var. Anemi, kansızlık, demir al diyorlar. Hepsi var. İçerini insanların oluşturduğu ürünlerden uzak durun. Artık çünkü kanıtlandı. Daha önce kanser olmak istemiyorsanız A, C ve E vitamini alın diyordu tıp dünyası. Ama son 5 senede görüldü ki multivitamin olarak A, C, E vitamini alanlarındaki kanser insidansı sıklığı %30'dan daha fazla. Ve şu anda tıp dünyası diyor ki evet A, C ve E vitamini kanseri engeller alınmalı ama suni preparatlarla değil doğal ürünlerle alınmalı. İşte Forever Living'in ürünlerinin farkı budur. Vitaminler var. A, C, E vitamini, B vitaminleri ve folik asit var. Enzimler, salisilik asit ve lignin var içerisinde. Antokinonlar, saponinler ve steroller, bunlar antimikrobik ajanlar. Ve ilginç bir bitkidir. Yaralarsanız kendi kendisini iyileştirir. O yüzden yara ve yanıklar da çok iyidir. Ama öyle bir şey var ki aloe verayı aloe vera yapan asemandan var. Yani ayrıcalıklı kılan budur. Asemandan savunma sistemini destekler. Amerika'da Novartis firması tarafından kanser ilacı olarak üretilmeye çalışılan mikro komponent asemandandır. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de farmakoloji anabilim alanında da çalışmalar başladı bu maddeyle ilgili, biliyorum. Aloe vera'nın besin değeri yüksek bitkilerden olduğunu vurgulayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Okan Yıllar, bu ürünlere kayanlar bilinçli insanlardır dedi. Bizim şu anda besin destekleyicisi dediğimiz maddeleri, aloe vera'nın içecekleri gibi kullananlar genellikle de kültürlü kesim okuyorlar ve sağlıklı kesim. Bunu özellikle vurguluyorum. Sağlıklı insanların vücutlarını dirençli tutmak, hastalıklara yakalanmamak için kullandıkları besin destekleyicisi maddeler bunlar. Evet, bakın burada çok önemli bir şey söyleniyor. Hedef kitlemiz hastalar değil. Sağlıklı yaşamak isteyen akıllı insanlardır. 4 tane aloe vera içeceğimiz var. Saf aloe veramız. %96 saflıkta. Tansiyon hastalarına bunu veriyorum. Şeker hastalarına içecek olarak bunu veriyorum. Migren rahatsız olanlara içecek olarak, besin tamamlayıcısı olarak bunu veriyorum. Kilo vermek isteyenlere bunu veriyorum. Spastik kolon olanlara bunu veriyorum. %89 saflıkta aloe veramız. Geriye kalan kısmında elma ve frenk üzümü vardır. Yumuşak dokuyu bu destekler. Tiroid problemi olanlara, kalp, karaciğer, böbrek rahatsız olanlara aloe vera olarak bunu veriyorum. %91 saflıkta aloe vera ve geriye kalan kısmında şeftali vardır. Sindirim sisteminde bunu kullanıyorum. Gastrit, ülser, reflü gibi. Ben de bunu içiyorum. Çünkü tadı çok güzel. Profesör Doktor Erkan Topuz konuğumuz, merhaba. Merhaba. Bu aloe veralı içecekler hakkındaki yorumunuz ne? Şimdi bakın. Aloe vera aşağı yukarı 3000-4000 yıllık bir maziye sahip. Belki 5000 yıllık. Mucizevi bir bitkidir. Evinizde yetiştirin ki havadaki toksik olan maddeleri emsin. Aloe vera bugün benim kabul ettiğim en iyi cilt koruyucu, yanıktan koruyucu, bizim radyoterapi tedavilerinde yanıklara karşı en iyi koruyucu bir faktör. Ayrıyeten
kemoterapiye bağlı cilt reaksiyonlarında koruyucu bir faktör. Diş etlerini koruması bakımından gene koruyucu bir faktör. Ben hastalarıma her zaman söylüyorum, aloe veralı sabun kullanınız diyorum. Tabii çünkü. Koltuk altına sprey kullanmayınız diyorum. Aloe veralı koltuk kullanabilirsiniz. Çünkü bugün aloe vera kimsenin bu reklam amacıyla konuşma değil. Gerçekleri söylüyorum. Belki Türkiye'de 5-6 tane aloe vera firması var. Tarım Bakanlığı'nın tasdikli olan, aloe vera olan içecekler tonik olarak kullanılır. Tarım Bakanlığı çünkü bugün buna müsaade ediyorsa bunların içinde hiçbir zararlı etki yok demektir. Halkımız korkusuzca Tarım Bakanlığı'nın onayı olan bütün aloe veraları, maddeleri kullanabilirler. Özellikle cilt güzelliği için. Ayrıyeten toksik maddelerden arınmak için. Ayrıyeten yaralardan korunmak için. Ayrıyeten üzerinde duruyorum, psoriyazis için. Hiç çaresi olmayan psoriyazis de Amerika'da yeni bir çalışmada tableti verilerek ve cilde aloe vera tatbik edilerek çok iyi sonuçlar alına ait yayınlar var. Onun için Tarım Bakanlığı'nın müsaade ettiği, onayladığı ürünleri, bütün hastalarıma aynı şeyi söylerim tamamlayıcı tıptaki bitkileri kullanması için rahatça kullanabilirler. Prospektüsünü okusunlar. Mesela diyorsa ki günde bir bardak için bir bardak için. Mesela ellerine tatbik edecekleri losyonu günde bir sabah bir akşam diyorsa bir iki kere yapsınlar. Yani üzerindeki prospektüse göre hareket etsinler. Ama tekrar ediyorum belki 10 kere Tarım Bakanlığı'ndan tasdikinden geçmiş olanları gönül rahatlığıyla her şekilde kullanabilirler. Tarım Bakanlığı'nın tasdikinden geçen bütün bitkisel ilaçları biz zaten öyle diyoruz. Tarım Bakanlığı zaten 40 kişinin elinden geçiyor. Zaten dünyadaki literatür gözden geçiriliyor. Dünyadaki literatüre bakıp zaten bunlar Türkiye'de üretilmiyor. Hepsi dışarıdan geliyor. Bunlar iyi firmaların şeyleri. Freedom, eklem problemlerinde bunu kullanıyoruz. Bu müthiş bir şey. Çünkü bunun içerisinde glikozamin sülfat, kontidin sülfat, MSM ve C vitamini var. Aloe vera'nın dışında. Eklem sıvısını artırır, kıkırdak dokuyu destekler. İkinci kata bile çıkamayan bayanlar bunu içerek 5. 6. kata kadar rahatlıkla çıkabilir hale gelirler. Namaz kılamayan, oturarak namaz kılan, ayakta namaz kılmaya başlar. Bunların hepsini daha yeni gözlemledik. Birisi teşekkür etti. Eklemlerde Freedom anlattım. Active HA artı MSM jel, kükürtlü aloe vera, evinizdeki kaplıca. Evinizdeki kaplıca, elinizdeki kaplıca. Kaplıcada ne var? Kaplıca sularında kükürt var. Kükürtlü aloe vera, eklemlere kullanabilirsiniz. Active HA, hyaluronik asit, zencefil yağı ve zerdeçal köküyle birleştirilmiştir. Eklemleri destekler. Günde iki tane yumuşak kapsül şeklinde yutulur. MSM jel, kükürtlü aloe vera, dediğim gibi evinizdeki kaplıca. Bu bizim ağrı giderici kremimiz. Her yerde kullanırsınız. Bu kremden dolayı bu işi yapan çok insan var. Yakarak ağrı giderir. Bel fıtığı, boyun fıtığında omurgaya, baş ağrısında alnı ve şakaklara yedirerek sürün. Kalsiyum kemik erimesinde Immublend savunma sistemini destekler. Yani kış, yaz kullanılabilir. Savunma sistemi çökük olanlarda. B12 folik asit, bel fıtığı, boyun fıtığı, panik atak, depresyon, hamilelerde ilk 3 ayda, anemide, kansızlıkta, vejeteryanlarda, menopoz dönemindeki kadınlarda, kalp hastalarında kullanılmalıdır. Ginkgo, reishi mantarıyla birleştirilmiştir. Hafızayı desteklerken aynı zamanda kırmızı mantar, reishi mantarı, işte kansere karşı falan anlatıyor ya işte acayip mantar diye Çin tıbbında özellikle. İkisini birleştirmiştir. 6 yaş sonrası kullanılır. Vision, gözü destekleniyoruz. Bunu da kullanıyorum ben. Yaban mersini var bunda. Varisli olanlarda da balık yağıyla birlikte bunu verirseniz ve uzun süre kullanırsa balık yağını yüksek dozda varislerinin iyileştiğini görürsünüz. Damar yapısını düzeltir. Cildi destekler. Lithium Plus. Aynı zamanda meyan köküyle birleştirilmiştir. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Normalde en güçlü antioksidanlar nelerdir? Orak değeri diyoruz biz ona. Orak. Oksijen radikali absorpsiyon katsayısı. Orak değeri. Yani o oksitleme, bozulma, vücuttaki bozulmayı engelleyen o serbest radikalleri yakalama gücü. Antioksidan gücü. Üzüm çekirdeği. Nar. Ahududu. Böğürtlen. Bakın bunlar hep çok güçlü doğal antioksidanlar. Vişne. Kızılcık. Ama bunların antioksidan değeri 50 ile 250 arasındadır. Lisyum meyvasının antioksidan değeri sıkı durun 2500'dür. Akciğerleri desteklersiniz bununla. Cildinizi desteklersiniz. Gözünüzü desteklersiniz.
Her yerde kullanabilirsiniz. Arada kullanın. Bakın poleni, arı sütünü, kovan ürünlerini, propolisi, balık yağını, aloe vera'yı, pomestini devamlı kullanın. Bunları da arada kullanın. Filsoft Green yeşillikler içeren tabletimiz. Krom içerdiği için şeker hastalarında kullanıyoruz bunu destek olarak. Ayrıca vücudu oksijenler arkadaşlar. Çayımız 1 litre suyla çay gibi demliyoruz. İçinde tarçın, karanfil, zencefil, rezene, kakule bir sürü şifalı bitki var. 1 litre suyla çay gibi demleriz. Sabahtan akşama kadar bütün aile içebilir. Tansiyon, şeker hastalarına bunu verin. Kendiniz de için. Böbrek taşı kumu olanlarında temizleyicidir. Uyku probleminiz varsa yoğun olarak demleyin. Uyumanızı sağlar. Kilo kontrol paketimiz. Nilger Hanım. Sinop'ta üniversitede öğrenci işlerinde çalışan bir arkadaşımız. Ben müdür olduktan sonra tanıdım. Benim ekibimde. Müdürümün müdürü. Nasıl müdür oldu biliyor musunuz? Bu işi yapmayı hiç düşünmüyordu. Çok kiloluydu. 30 kilo fazlası vardı. Ürün sırf kilo vermek için bu ürünleri aldı. Böyle 1000 TL'lik ürün aldı işte kilo vermek için. Arkadaşlar bir ayda 10 kilo verince ürünlerin belli başlarını kullanarak vermeye devam etti. 4 ayda tam 30 kilo verdi bu kadın. Ve 4. ayda müdür oldu. Hiç işi yapmayı düşünmediği halde. Taylan onun arkadaşı. O da 32 kilo verdi 4 ayda. Taylan'ı herkes tanıyor Sinop'ta. Artık beni de herkes tanıyor çünkü CD'mi izliyorlarmış. Eski CD'yi. Taylan o kadar meşhur ki bir minibüs şoförü bunu görünce kafayı yemiş. Oğlum Taylan demiş sen kilo verdiysen şerefsizsin ben de veririm demiş. Yani zor kilo veren birisi. Şu anda Sinop'ta yani onlarca kişi birlikte kilo veriyorlar. Oradan atladı İzmir'e. İzmir'de bir istatistik bölümünde öğretim görevlisi olan iki arkadaş karı koca. Birisi 18 kilo birisi 15 kilo verdi. Bakın İnayet Hanım başka birisi. Bu böyleydi böyle oldu. Kızı doktordur kızıyla çalışmaya başladık. Bu çocuğun babası Tekstilciler Derneği Başkanı Manavgat'ta Selahattin Bey müdür oldu bu işte. Oğlu kilo verince işe inandı. Bunun arkadaşı da 15 kilo verdi Mustafa. Bizim kilo kontrol paketimiz 2 tane. Clean 9 ve Clean 30. 9 günlük paketimiz var. Bir de 30 günlük paketimiz var. 9 günlük pakette vücudu detoks edersiniz. Eğer günde 1,5 saat yürürseniz 2 ile 5 kilo arası verirsiniz. Sonra 30 günlük paketi devreye sokarsanız o zaman arkadaşlar toplamda 7 ile 15 kilo arası verirsiniz. Hem de sağlıklı bir şekilde. Maliyeti bugünkü kur itibariyle bunun maliyeti 270 TL falan civarındadır yanlış hatırlamıyorsam. Bunun maliyeti 30 günlük üründe yaklaşık 600 TL civarındadır. İkisini topladığınızda 900 TL, 950, 1000 TL'lik ürün alan kişi otomatikman 40 günde 10 kiloya verir. Ürünlerden bir tanesi bu kilo kontrolü ile ilgili. Garcinia Cambogia meyvasından üretilmiştir. İlk defa tıp dünyası 1960'lı yıllarda Güney Asya yerlilerinin kilo almadığını gözlemleyince bu meyveyle karşılaşmıştır. Salatada, yemekte her yerde kullanıyorlar. Portakal büyüklüğünde kabak şeklinde bir meyve. Hidroksisitrik asit var içerisinde. Arkadaşlar biz kilo vermek isteyince neyi azaltırız? Nişastayı, hamur işlerini, ekmeği, bir de şekeri azaltırız. Neden? Bunların hepsi karbonhidrattır. Neden azaltırız karbonhidratları? Şekerleri yani. Çünkü yediğimiz karbonhidratlar karaciğerde yağa dönüşür. Yağ yapar. Ve ondan sonra yağlanırsınız, kilolanırsınız. Peki bu ne yapar? Hidroksitrik asit o enzimi bağlar, tutar. Yani karbonhidratların yağ dönüşümünü sağlayan enzimi tutar. Ve sağlıklı bir şekilde. O zaman ne olur? Şekerler yağa dönüşemez. Vücut yağı enerji olarak kullanıyor. Nereye saldıracak? Göbeğinize, karaciğerinize, oradaki yağları eritmeye başlayacak. Yani kilo vermeye başlayacaksınız. Yemeklerden yarım saat önce alın. İkinci bir etkisi de şeker yağa dönüşmediği için şeker olarak depolanır. O zaman ne olur? Beyni uyarır, ben doydum der. Tokluk refleksini uyandırır. Çok fazla yeme ihtiyacı hissetmezsiniz. Diş macunumuz, bütün ürünler ise sadece bu kalsa zengin olursunuz. İsviçre'de en iyi diş macunu ödülünü aldı. Arı propolisi içerir, doğal antibiyotik diş eti yaralarında, aftlarda, diş eti çekilmelerinde, diş taşlarında müthiştir. Bakın hepsi ayrı bir problemdir. Diş eti yaralarında, aftlarda, diş eti çekilmelerinde, diş taşlarında, diş eti kanamalarında müthiştir. Bir kere bizim diş macununu kullanan bir daha başka diş macunu kullanmaz. Bunu göreceksiniz. Florür ve cam partikülü içermez. Diğerlerinin hepsinde vardır. Niye koyuyorlar cam partiküllerini? Beyazlatmak adına koyuyorlar zımpara tesirinden dolayı. Bizim diş macunuyla ilgili bir gazete haberi. İki şeye dikkatinizi çekeceğim. 2002 yılında Amerika Texas Southwestern Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışmada aloe vera jelinin içinde bulunan asemandan maddesinin uygulandığı çene kemiği iltihabı vakalarında belirgin başarı elde edilmiştir diyor. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2005 yılında yapılan araştırmada arı propolisinin diş eti iltihabına karşı etkili olduğu tespit edildi diyor. Koltuk altlığımız bu çok önemli bir ürün. İçinde alüminyum tuzu ve alkol vardır.
diğerlerinde. Bizimkinde yoktur arkadaşlar. İkisi de yoktur. Alüminyum tuzunu niye koyarlar diğerlerine? Terleme olmasın diye koyarlar. Terleme olmazsa toksin atamazsınız. Toksin atamazsanız meme kanseri riskiniz artar. Hollanda'daki onkologlar bizim deomuzun içindeki deoları hastalarına yasakladılar. Çok uzun süre gider ve çok ucuzdur. Piyasadaki muadillerine göre. Katı sabunumuz avokado yağı içerir. Sırf bu sabundan dolayı bir kişi işe girdi. Şeker hastasıymış arkadaşı. Bacağındaki iyileşmeyen yaralarda bu sabunu kullanmış. İyiye gidince arkadaşını aramış. Arkadaş demiş ki bu sabunu bul bana. Çünkü çevresi geniş birisi. Firma oraya aramış, buraya aramış. Almanya'ya aramış. Bu bir Amerikan firması demişler. Bulmuş Forever Living'i. Aramış. Bana yönlendirdiler. Sabun, şeker hastasıyım ben dedi. Sabunun yanında kaç 10 tane sabun aldı. 5 tane arkadaşına gönderdi Trabzon'a. 5 tane kendisine kaldı. Aloe vera aldı, polen aldı, balık yağı aldı. İşte bir sabundan bile iş doğar. O kadar kaliteli ürünlerdir. Evet, deterjanımız da var. Biz bütün deterjanları atın, sadece bunu devreye sokun. Bunun içerisinde ağır metaller ve zararlı fosfatlar yoktur, sağlıklıdır. Artı bir aydan fazla gider, en pimpirik ev hanımına konsantredir. Fiyatı da çok ucuzdur. Evet, ben bu deneyi eşime yapana kadar bizim hanıma MPD'yi kullandırtamamıştım. Bu deneyden sonra kullanmaya başladı. 2 bardağa da sıvı yağ koyun. Bir tanesine deterjanı boca edin. Evinizdeki herhangi bir sıvı deterjanı boca edin bir tanesine. Çalkalayın. Diğerine ise arkadaşlar bir tane kürdan alın. Kürdanı MPD'ye daldırın. Silkeleyin. MPD artı olan kürdanı bir bardak suyun içine atıp çalkalayın. MPD'nin suyunu görüyorsunuz. Bu kadar dilüye, yani seyreltilmiş vaziyette. Bakın bunu yağa döktüğümüzde yağın paramparça olduğunu görüyoruz. Bizim hanım bunu gördükten sonra MPD kullanmaya başladı. İkisini de çalkalayarak suda çalkalıyoruz, suda çevirerek yıkıyoruz. Bakın bu vıcık vıcık deterjan artığı. Bu gıcır gıcır doğal ve temiz. Bunları hayatınızdan çıkartın arkadaşlar. Burada MPD'li olanı görüyorsunuz. Su ve çözülmüş yağ, doğal. Burada kimyasalları görüyorsunuz. Yerleri siliyorsunuz, soluyorsunuz, çamaşırları yıkıyorsunuz, giyiyorsunuz, bulaşıkları yıkıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Her şekilde bunlar vücudunuza giriyor. Sokmayın. Deterjanlar alerjiktir, uzun vadede kanserojendir. Bulaşıkta 4'te 1 MPD, geriye kalan kısmı suyla dolduruyoruz. Çamaşır makinesinde önce kendi kapağıyla bir kapak atın, boş yıkayın. Daha sonra yarım kapakla çamaşırlarınızı yıkarsınız. Renklilerde sadece bu yeterlidir. Beyazlarda, çünkü aşırı beyazlığa alıştırıldık zararlı kimyasallarla. Bununla birlikte sabun tozu da ekleyin. Yani bu bir kapakta sabun tozu atın. Hem doğal hem de beyaz olsun. Onun dışında arkadaşlar yer silmede 5 litre suya yarım kapak atıyoruz, köpürtüyoruz. Yerleri silip geriye kalan suyu bitkilerin toprağına dökebilirsiniz. Küvet ve lavaboda direkt Scotch Brite'a dökerek silin. Leke çıkarıcı olarak da direkt lekeye dökün, çitleyip yıkayın. Ekolojik ve ekonomiktir. Lips dudak koruyucumuz 9 TL'dir, ucuz bir üründür. Uçuk ve Seal'de de iyidir. İşte o bahsettiğim ürün. Bayram Bey'in eşinin kedi olalı fare yakaladın dediği ürün. Uçukta, Seal'de, Basur'da da hemoroidde de rahatlatıcı olarak kullanılabilir. First Spray her yere sıktığımız spreyimiz. Kulağınız kaşınıyor, sıkın. Efendime söyleyeyim. Bademciğiniz şişti, sıkın ama yutmayın. Yutmayın. Bizim ürünlerimiz, yani dışarıdan kullanılan ürünler yutulmaz. Kremler yutulmaz. Cahil insanlar yutarlar ve yuttururlar. Sakın bunu yapmayın. Çünkü koruyucu maddeler var kremlerde. Onun dışında yatalak hastalarda dekubitüs ülseri oluşmasın diye masaj yapılır. Bunu da denedik biz. Mantar olmamak için kullanılır. Çocuk pişiklerinde de iyidir. Perma öncesi adı sonrasında da kullanılır. Propolis krem bizim en iyi kremimizdir. Cildinizde problem varsa bunu kullanın. Sivilce varsa bunu kullanın. Nemlendirici olarak alerjik cilde sahipseniz bunu kullanın. Ama önce cildinizin, sivilcelerinizin azdığını görürsünüz. Sonra düzelme başlar. Bunu unutmayın. Lezyonların azdığını görürsünüz. Marin mask. Maskemiz. Neler var? Aloe vera var. Yosun özleri var. Bal var. Salatalık özü var. Düşünebiliyor musunuz? Bu dört iyi şeyin bir araya geldiğini. Bal, aloe vera, salatalık özü ve yosun özleri. Bununla yedirerek kaplayın ıslak cildinizi. 20 dakika
Sonra sıcak suyla yıkayın ama bu 20 dakikada gülmeyin yoksa sırıtık vaziyette kalırsınız. Cildinizi gerdiriyor çünkü. Haftada 2 defa yapılabilir. Ciltte doğal yaklaşım, bakın öncesi sonrası sivilce dolu bir cilt. Genç bir kız. Bir haftada düzeldi. İçeriden karaciğeri destekledik bununla. Bunu içeriden aloe vera verdik. Frenk üzümlü olanı karaciğeri desteklemek için. Balık yağı verdik. Propolis verdik. Bir de lisyumu verdik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Cildide o lisyum meyvasını. Dışarıdan da sıvı sabun, first spray, propolis krem. Bu kadar. Bir de marine mask, ballı maskemiz. Saf aloe veralı kremimiz. Dünyada cildi en hızlı yenileyen ve onaran bitkidir bu. Benim yanığımı iyileşmesine vesile olan krem bu. Yarada ve yanıkta çok iyidir. Bu kuru ciltlerde kullanılan nemlendiricimiz. Alfa E-faktör kuru ciltlerde kremlere damlattığımız kombine serumdur. A, C ve E vitamini içerir. Hodan yağı içerir. Bu da müthiştir. Tek başına bile yüzünüzde kullanabilirsiniz. Tıraş sonrası losyonumuz o kadar iyidir ki bir erkek bunu aldığı zaman karısına kaptırmasın, gizlesin. Genelde erkekler alır, karıları kullanırlar. Kokusu da çok iyidir. Enfes bir şeydir. Kıl dönmesini de engeller. Özellikle buradaki yangıları falan. 30 koruma faktörlü güneşten koruyucu kremimiz. İyi bir güneşten koruyucuyu 100 TL'nin üzerine alırsınız. Bunun bize maliyeti 28 TL falandır. Scrub doğal peeling ürünümüz ölü hücreleri döker cildinizde. Farkı cam tozları yoktur. Jojoba granül, şifalı bitkinin granülleri vardır. Epiblenk leke giderici kremimiz. Kalıcı lekelerde, yaşlılık lekesi gibi direkt lekeye sürün, küçültür ve soldurur. Alluring Ice gözaltı kırışlık ve torbalarında çok iyidir. Selülit setimiz bölgesel zayıflamada önemli bir üründür bu. Karın bölgesinde, bacaklarda, işte efendime söyleyeyim göğüs bölgesinde 2 aylık düzenli kullanımda 10 santimetre incelirsiniz. 4 beden. Hatta bir seminerimizde Ayhan vardı. Olumsuz diye buraya gelince patladı. Değil dedi 10 santim, 2 santim inceltsin ben bu işi patlatırım dedi. Neden dedim? Ben dövmeciyim dedi. Bana her gün 10-15 tane bayan dövme yaptırır dedi. Hakikaten ben unuttum Ayhan'ı. 3-4 hafta sonra bir baktım Ayhan selülit setlerini dizmiş böyle hakikaten 15 tane. Firmadan alışveriş yapıyor. Ne yapıyorsun Ayhan'ın? Ben sana demedim hocam dedi patlatırım diye. Peki dedim etkili olduğunu nereden anladın? Vallahi dedi kız arkadaşımın kolları sarkıyordu. Götürdük dedi cilt bakımı yaptırdık. Bunu sardılar dedi bizim selülit kremiyle. Kırmızı pul biber gibi doğal ürünlerden oluşur. O diğerini sarmadılar dedi. Bir saat sonra bir açtılar dedi. Bu normal toplamış dedi. Bu sarkıyordu dedi. Mecburen tabii paketi almışlar. Şimdi ondan sonra da tabii başlamış. Bu kadar etkilidir arkadaşlar. Kilo kontrolünde de bunu ekleyebilirsiniz. Çünkü kilo verenler 10 kilo verdiği zaman sarkma oluyor. Bu engeller. Beyaz çaylı cilt bakım setimiz. Sonya Skin Care Collection. Bakın şu Nourishing Serum daha henüz kullanmadım. Bizim Baha kullanmış. Tıraş sonrasında çok iyi olduğunu söylüyor. Ayrıca arkadaşlar şu kremin muadili Naturist'te 500 küsür TL. Bakın dünyanın en iyisi bizde 60 TL. Aradaki fark budur. Lütfen ürünler pahalı demeyin. Tahtakale ürünleriyle bizim ürünlerimizi karşılaştırmayın. Bu kadar ucuzdur. Ve şu kremi bir kere birisine sürerseniz kesinlikle ürün almak isteyecektir. Bu kreme sahip olmak isteyecektir. Bizim komşularımız asla yanaşmıyorlardı. Ne seminere geliyorlardı ne ürünleri kullanıyorlardı. Bizim hanım birisinin burnuna şöyle şurasına sürdü bizim kremi. Öyle enfes bir kokusu ve etkisi vardır ki nemlendirici olarak. Limon yaprağını sıktığınız zaman çıkan koku vardır bunda. Müthiş bir şeydir. Ve üye yaptı. Yani girdiler ürün alarak. Meşhur bir stand-upçının annesi bu. Öncesi ve sonrası. Kaz ayaklarındaki düzelmeyi görüyorsunuz. Ne kullanmış? Flor de Javans cilt bakım seti kullanmış. Ayrı bir set bu. Diğeri 35 yaş, 30 yaş üstü. Bu da gençlerde kullanılabiliyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Kozmetik ürünlerle ilgili sertifikamız insan cildinde toksik ve alerjik reaksiyona neden olmadığını ve çok iyi olduğunu gösteren sertifika. Bir erkek bir bayan parfümümüz var. Koklayarak alırsınız. Zevkle ilgili bir konu bu. Şampuanımız ve saç kremimiz. Bir kere kullanan bir daha başka şampuan kullanmaz. Göreceksiniz. Şampuan bittiği zaman benim kızlar eve almıyorlar beni. Temizlik ürünü MPD bittiği zaman da bizim hanım eve almıyor. Genelde dışarıda yatıp kalkıyorum. Vücut şampuanımız. Bu kadar ürünü niye anlattım? Bakın size çok yoğun ürün anlattım farkındaysanız. Sebebi şu. Forever'da mutlaka herkesi yakalayan bir ürün vardır. O yüzden bu iş yapılabilir bir iştir. Bu semineri dinleyen kesinlikle bu işi yapmasa bile, çok uzak bile olsa bu ürünleri hayatına sokar. Ve bu iş yapılabilir bir iştir o yüzden. Kendimize ve yakınlarımıza iyilik yapıyoruz biz bu işle ve bu ürünlerle. 20 senede, 30 senede, 40 senede oluşturduğunuz vücudunuzla ilgili problemleri, rahatsızlıkları bu ürünlerle bir haftada, bir ayda geçmesini beklemeyin. Peki bu ürünler çünkü ilaç değil. Peki ne yapıyoruz? Vücudumuzu dönüştürüyoruz bunlarla. En azından 6 ay, 1 sene düzenli kullanarak vücudunuzun dönüşümünü sağlayacaksınız. Ve sağlıklı bir yaşam yaşayacaksınız. Bu kadar ürün çok fazla değil mi?
Yani ben mesela polen, arı sütü, propolis alıyorum her gün, balık yağı alıyorum, vision alıyorum, gözü destekliyorum. Aloe vera içiyorum, koyu kırmızı meyveler içiyorum. Çok fazla değil mi bu 8 tane 7 tane ürün? İlaç olarak algılarsanız çok fazla. Ama besin maddesi olarak algılarsanız az. Neden? Öğle yemeğinde ne yiyorsunuz? Sayalım mı? Ekmek, su, karabiber, tuz, pul biber, yağ, maydanoz, şehriye, pirinç, et, patates. Başka var mı saymadığımız? Domates, biber, salatalık. Bakın şimdiden 14 etti. Doğru mu? Bir de tatlıyı koyun. Arkasından çay için. Şeker alın çayın içine. Ne oldu? 20 etti mi? Besin tamamlayıcısı olarak görürseniz bunların fazla olmadığını görürsün. Çünkü bunlar besin tamamlayıcısı. İlaç falan değil. Siz doktor değilsiniz. Bunlar da ilaç değiller. Besin tamamlayıcıları. Forever Living ürünlerinin muadilleri yoktur. Bu ne demek? Poleni, arı sütünü, balık yağını aktardan da eczaneden de bulursunuz. Ama böylelerini bulamazsınız. Aktardan oradan buradan aldığınız ürünlerin nerede oluşturulduğunu, etken maddenin olup olmadığını bilemezsiniz. Ama bunları bilirsiniz. Farkı budur arkadaşlar. Çünkü ürün, bakın bir firma dünya pazarının, bir ürün gamında dünya pazarının %60'ına hakimse bu pazarlama modelleriyle, yöntemleriyle olmaz. Neyle olur? Ürünün kalitesiyle, vazgeçilmezliğiyle olur. Siz bir yerden bir ürünü aldınız, bir şey aldınız, beğenmediniz. İkinci defa gidip alır mısınız, almaz mısınız? Söyleyin. Almazsınız. Peki bir firmanın ürünleri grafik hep böyle gidiyorsa, 150 ülkeye yayıldıysa ve ciro 2.7 milyar dolara çıkmışsa, 34 yıllık bir firmaysa sizce bu ürünler kullanılıyor mu? İyi mi? İyi. Yani o yüzden bunların muadilleri yoktur. Ürün fiyatları değişmez, anlattım. İşimizin olmazsa olmazları dörttür. Size ahlak dersi falan vermeyeceğim. Ama bu işi yapacaksanız bizimle çalışacaksınız. Bizimle çalışacaksanız, yani Doktor Serdar'ın ekip olarak çalışacaksanız arkadaşlar, bu kurallara uyacaksınız. Bunlar bizim ekibimizin kurallarıdır. Dürüstlük, doğruluk, beyaz da olsa yalan söylenmeyecek. En nefret ettiğim şeydir. Yalanın beyazı, grisi, masumu yoktur. Yalan yalandır ve her yalan bir sürü yalan doğurur. Samimiyet, bizim içimiz neyse dışımızda odur arkadaşlar. Ekibimden de bunu isterim. Yani maske takan arkadaşlarla çalışmak istemem. Dördüncü aradığım özellik ahde vefadır. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Bu hadis-i şeriftir, beni çok etkiler. Ben hayatımda bana iyilik yapanları hiç unutmadım. Siz de unutmayın. Başka bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim, çok enteresan. Bunu biliyorsunuz ama siz atasözü olarak biliyorsunuz. Bu hadise dayanır. İyilik yapınız, iyilik yaptığınız kişiden gelecek kötülüğe karşı savunmanızı alınız. Ben bunu o kadar çok yaşadım ki. İyilik yaparken korkarak yapıyorum ben. Bu dört özellik varsa kişi güvenilir demektir. O kişiyle çalışırız. Tek bir prensibimiz var, zarar vermeyeceğiz. Hiç kimse bizden dolayı zarar görmeyecek. Arkamızdan Allah kahretsin demeyecek. Hoşgörü, ekibiniz büyüyecek. Her türlü insanla çalışacaksınız. Benim ekibimde sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, ilkokul mezunu, profesörü, cübbelisi, kulağı küpelisi, mineteklisi, çarşaflısı, Ermenisi, Süryanisi, her türlü insan var. Sizin ekibinizde de olacak. Dallanarak budaklanarak giden bir sistemle karşı karşıyasınız. Hiçbiriniz benim gibi düşünmek zorunda değilsiniz. Ben de sizin gibi düşünmek zorunda değilim. Ama hepimiz bütün dinlerin, felsefelerin ortak doğruları olan doğrulara uyacağız. Birbirimize saygı ve hoşgörü göstereceğiz. Gösteremiyorsak tahammül edeceğiz. İnşallah. 19 yaşında genç bir menajer var. Evet. Menajer demek bu işte çalışan menajerin aylık, yani müdür demektir. Çalışan bir müdürün aylık geliri 3000 ile 5500 TL arasında değişir. Alt ve üst rakamları söyledim. Çalışan müdürden bahsediyorum. Peki ne kadar sürede menajer olunur? Ben tıp doktoruyum, 3400 TL maaşım var. Ne kadar sürede oldum? 18 sene okudum ilkokuldan itibaren. 91'den beri de fiili hekimlik yapıyorum. Kaç sene? 20 sene. 18-20 daha, 38 sene sonucunda vardığım nokta bu. Peki arkadaşlar, 38 senede, 40 senede varılacak noktaya size desem ki 3 ay deli gibi çalışırsanız varırsınız. Çalışır mısınız? 40 çarpı 12 ne eder? 120, 480. 480 ayda varacağınız noktaya 3 ayda varabilirsiniz desem, bu iş böyle bir iş desem çalışır mısınız? Böyle bir işle karşı karşıyasınız. Bakın 19 yaşında bir genç kız çocuğu menajer olabiliyorsa, 21 yaşında bir genç üniversite öğrencisi menajer olabiliyorsa, 70 yaşında Muharrem abi menajer olabiliyorsa hepiniz olursunuz.
Hayvanlar bir gün kim daha çok çocuk doğurabilir diye çekişmeye başlarlar. Hep birlikte dişi aslana giderler. Sen kaç çocuk doğurabiliyorsun diye sorarlar. Bir diye cevap verir dişi aslan ama ben aslan doğururum. Tekir kedileri de getirmeyi ihmal etmeyin. Neden? Tekir bir kedinin aslan bir akrabası ya da komşusu olabilir mi? Olabilir. İnsanları tahrik etmek ya da aşağılamak için söylemiyorum arkadaşlar bunu. Güçsüzlük anlamında söylüyorum. İş planı. 3 tane restoran var. Birisinde 60'a, birisinde 50'ye, birisinde 40'a yiyorsunuz. 40'a yediğiniz yer daha temiz, daha lezzetli, daha sıcak bir ortam. Nerede yersiniz? 50'ye diyeni vururum. Evet. 40'a yersiniz. Burası Forever Living. En iyisini en ucuz alacağınız yer. Yemeği yediniz, tam çıkarken 40 TL'yi verdiniz. Bir dakika Adnan Bey dediler, buyurun dediniz. Şu 5 TL'sin dediler. Bu ne diye sordunuz? Bizde yemek yediğiniz için teşekkür parası dediler. Her yemek yediğimde teşekkür edecek misiniz diye sordunuz, edeceğiz dediler. Yemek yemeye devam eder misiniz? Edersiniz. Sevdiklerinize söyler misiniz? Ya 60'a yeme bak 35'e daha iyisi var diye. Söyler misiniz? İki tane sevdiğiniz insanı getirdiniz. Yemek yediniz, 40'ar TL verdiniz. 5'er TL hepinize teşekkür ediniz. Siz tam çıkarken bir dakika Adnan Bey dediler. Yine ne var dediniz? Şu 10 TL de sizin dediler. Bir 10 TL daha verdiler. Bu ne diye sordunuz? İki kişiyi bize yönlendirdiğiniz için ekstra teşekkür ediyoruz dediler. İnsanları her yönlendirdiğimde ekstra teşekkür edecek misiniz diye sorunuz, edeceğiz dediler. İnsanları yönlendirmeye devam eder misiniz? Birisi dedi ki sülaleyi yiyorum hocam ben dedi. Arkadaşlar burada 5 kişiyi yemek yer hale getirirseniz bedava yemek yersiniz. 10 kişiyi yemek yer hale getirirseniz para kazanırsınız. 100 kişiyi burada yemek yer hale getirirseniz zengin olursunuz. 100 kişiyi yemek yer hale getirdiniz ama siz gelmemeye başladınız buraya. Bir şey oldu, tayininiz çıktı, o oldu, bu oldu. Sizi ararlar. Derler ki hesap numaranızı verin derler. İyi de ben gelmiyorum ki size dersiniz. Olsun derler. Bize getirdiğiniz 100 kişi bizde yemek yemeye devam ediyor. Onlar hala benim mi dersiniz? Ölene kadar sizin derler. Nasıl takip edeceksiniz? As 400. Sizin takip etmenize gerek yok. Görüyorsunuz zaten sayfanızda. Kim ürün almış, kim ne yapmış hepsini gözlemliyorsunuz. Para otomatikman yatıyor. Siz yeter ki emeğinizi verin. Bakın kalıcı bir sistem kuruyorsunuz arkadaşlar. Çalıştığınız sürece var olup sonra yok olan sistemlerden değil bu. Birilerine çalıştığınız bir sistem değil. Kendi sisteminizi oluşturuyorsunuz. Ve derler ki 100 kişi 1000 kişi getirdi. 3 senede 5 senede. Onlar da mı benim dersiniz? Onlar da sizin derler. Getirdiklerinizin getirdikleri. Böyle bir sistem gördünüz mü siz? Franchising veriyorlar. 300 bin TL'nizi, 500 bin TL'nizi, 800 bin TL'nizi alıyorlar. Doğru mu? Marka temsilciliği veriyorlar. Ve sizi denetliyorlar. Bakın daha geçen gün, dün akşam Gölcük'te seminerdeydim. Çiğ köfte şeyi alacakmış, franchising'i. 10 bin TL vereceksin hava parası demişler. Saçma sapan bir marka, ismini vermeyeceğim. Ve her gün 40 kilo çiğ köfte satmak zorundasın demişler. Nasıl? Bütün masrafı sen yapıyorsun, adamın isim hakkına bu kadar para veriyorsun. Forever Living bunu demiyor. Forever Living diyor ki, kullanacağın ürünü aldığını göreyim, senin ürüne inandığını göreyim. Çünkü sen bu ürünleri tükettirerek para kazanacaksın. O zaman sana distribütörlük veririm diyor. Distribütörlük vermek için bir para almam senden diyor. Peki sen çiğ köfteci dükkanı distribütörlüğü aldığın zaman arkadaşın dedi ki ya ben de bu işi yapmak istiyorum. Ona distribütörlük verebilir misin? Veremezsin. Forever Limit'e verirsin. Verdiklerinden de distribütörlük verdiklerinin senden kaynaklanan her şey sana akar. Kanser gibi yayılan olumlu anlamda bir ticaretten bahsediyorum. Akıllı olan herkesin değerlendireceği bir iş bu iş. Şimdi peki normalde biz hayatımızda yapıyor muyuz? Bu ne yapıyoruz biz burada? Tavsiye ediyoruz, tavsiye. Yaptığımız iş bu. Benim arkadaşım geliyor. En yakın arkadaşlarım ismi hep Adnan. Adnan'la böyle karşılaştık. Adnan diyor ki bana, abi diyor işte elbisen çok iyiymiş. Nereden aldın? İşte Beymen'den aldım diyorum. Gidiyor Beymen'den alışveriş yapıyor. Ertesi gün beni Cem Oynar arar. Abiler Allah razı olsun arkadaşını bana göndermişsin. Alışveriş yaptı, sana bir para çıkartacağız der. Çıkartır mı? Forever Living çıkartır. Ben birçok filmi izledim ve birçok insana izlettim. Çok beğendiğim için. İşte Mel Gibson'ın Cesur Üreği, Robin Williams'ın Patch Adams'ı, Will Smith'in umudunu kaybetmesi. Beni ertesi ay Amerika'dan Warner Bros. Aradı. Abi dedi, God bless you dedi, Tanrı seni kutsasın dedi. Türkiye'de çok cüre yaptık. Sana bir para çıkartacağız dedi. Çıkartır mı? Forever Living çıkartır. Evet, farkı bu, işimiz bu. Network, insanların insanlara ürettiği en köklü ve en karlı ticarettir. Bu sizsiniz, bu distribütörlük verdikleriniz. Bunlar distribütörlük verdiklerinizin distribütörlük verdikleri.
Sizden kaynaklanan her şey sonuna kadar sizindir. Peki on binlerce insan olması için kaç kişiye instruktörlük vermelisiniz? 5-6 kişi yeter mi? 5-6 tane akıllı insan bulursanız. Bakın akıllı insan diyorum, zeki insan demiyorum. Zeka ile akıl çok farklıdır. Akıllı insan bulursanız, vizyonu olan insan bulursanız, vizyonu, yani geleceği hissedebilen insan bulursanız bu işi patlatırsınız. Ve bunların hiçbirisi sizin için yapmayacak bu işi. Kendileri için yapacaklar. Kimse sizin kara kaşınıza, kara gözünüze bu işi yapmayacak. Kendisi için yapacak. Ben de kendim için yapıyorum. Her ay bir kişiye distriptörlük verirseniz, tembel birisiyiz, her ay bir kişiye distriptörlük veriyoruz. Bu işe başladık. Bir sene sonra ekibimizde kaç kişi olur? 12 ay sonra. 12 kişi olur. Bakalım birinci ay bir kişiye distriptörlük verdiniz, 2 kişi oldunuz. İkinci ay bir kişiye distriptörlük verdiniz, 3 kişi oldunuz. Hayır. Kaç kişi oldunuz? 4 kişi oldunuz. Niye? Çünkü bu da distriptörlük verdi. O da mı sizin? O da sizin. Üçüncü ay bir kişiye distriptörlük verdiniz ama 8 kişi oldunuz. Dördüncü ay bir kişiye daha verdiniz, 16 kişi oldunuz. Beşinci ay bir kişiye daha verdiniz, 32 kişi oldunuz. Bir sene sonra ekibinizde kaç kişi olur? Herkes tembel çıksın ve herkes bir kişiye distriptörlük versin her ay. 4096 kişi olur. Olur mu? Olmasaydı ben bu işi yapmazdım. 200'leri en olarak gider. 4096 kişi oluştu bir senede ekibinizde. Hiç ürün kullanmasalar, hiç bu işi yapmasalar sizce diş macununu kullanırlar mı, kullanmazlar mı? Anlattığım gibi ise. Hepsi kullanır. Dörtte bir fiyata dünyanın en iyi diş macunu. Hepsi kullanır. Kaç liralık ciro oluşur? 40.000 TL'lik ciro oluşur mu? 10 çarpı 4096. 40.000 TL'lik diş macunu sattınız mı? Sattınız ama satmadan sattınız. Direkt üretici firmadan almasını sağladınız. Karlı falan vermediniz. İstismar etmediniz. Arkadaşınızdan para kazanmadınız. Onun dünyanın en iyisini en ucuz almasını sağladınız. İşte burada bu ciroyu siz oluşturduğunuz için normalde klasik ticarette bunu sermaye sahipleri oluşturur. Orada klasik ticarette aracılara giden para size akar. Klasik ticarette üretici firma vardır. Türkiye distribütörü, bölge distribütörü, toptancı, perakendeci, pazarlamacı, reklam diye giden ve bazen 35 kalemi bulan aracılar vardır. Bizde ise üretici firma vardır. Biz varız ve aynı zamanda tüketici vardır. Biz kendimiz de tüketici miyiz? Tüketiciyiz. Aracılara giden para o yüzden bize gelir. Yani burada klasik ticarete Cem Yılmaz'a verilen 2 milyon dolar bize akar arkadaşlar. Reklam olarak Cem Yılmaz'a verilen para bize akar. Aracılara verilen para bize akar. Forever Living distribütörü olarak ömür boyu Forever'ı temsil etme hakkına sahip olursunuz. Ömür boyu %30 indirimli ürün alma ve isterseniz satış yapma hakkına sahip olursunuz. Oluşturacağınız ticaretten dolayı primler kazanırsınız. 150 ülkede giderek ya da gitmeden bu işi yapabilirsiniz. Miras bırakma hakkı bu ne demek? Ben doktorluğumu çocuklarıma bırakamaz iken, babam başsavcılığını bana bırakamamış iken ben bu işteki üst müdürlüğümü, kariyerimi ve gelirimi çocuklarıma bırakabilirim. Bundan daha önemli bir şey var mı sizce? Bakın en önemli nedenimi söylüyorum ben size. İki tane kızım var. Ben bu işle onların hayatını kurtarıyorum. Onlara dev bir ticaret bırakıyorum. Ve kızlarımdan birisi benim müdürüm. 18 yaşında ikisi de. Birisi benim müdürüm, diğeri de onun süpervizörü. Kura çektim tabii. Yani ayırt edemediğim için. Birisini üste aldım. Magnus. Yabancı bir çocuk. Annesi öldü bunun. Annesinin geliri ona akmaya devam ediyor bakın 2007 yılında. 200 bin euro. İyi para mı? İyi bir akıntı mı? Ne kadar sürede aldınız para bu sizin? Arkadaşlar annesinin geliri ona akmaya devam ediyor. Aylık gelir de ayrıca bu senede bir kere dağıtılan para. Aylık geliri de 100 bin euro civarında. Bakın bunlar da bu delikanlının kız kardeşleri. Yüzlerini görüyor musunuz? Anneleri öldüğü için yastalar üzüntülüler. Evet. 2010 yılında 220 bin euro. İngiltere'de karşılaştık Hilton'da. 2011 yılında kar payında 200 bin euro aldı. Forever Living'i diğer ticaretlerden ayıran farklar. Bir sürü network marketing firması var Türkiye'de, doğru mu? Eskisi, yenisi, işte büyüğü, küçüğüyle. Bir sürü var. Çok katlı pazarlama planı. Farkı nedir Forever Living'in? Diğer network marketing sistemlerine bakın. Çoğunu bayanlar oluştururlar. Neden? Yani %80-90'ı bayandır. Gelirler azdır, doğru. Evli bir bayan için ayda 300-500 TL gelir, 1000 TL gelir iyi bir gelirdir. Evli bir erkek için ayda 5000 TL'nin altına gelir iyi gelir değildir. Forever Living'in distribütörlerinin %80'i erkektir. Sebebi budur, gelirler yüksektir. Başka firmalar vardır. Titan'ın versiyonları. Yok kart satarlar, yok bilmem ne satarlar, yok kobiler, yok bilmem neler. Birçok insanın canı yakılmıştır, mahvedilmiştir. Arkadaşlar, Forever Living'in en büyük farkı legal olmasıdır. Legal. Legalite önemli midir? Çok önemlidir. Ekibinizde oluşan ticareti ömür boyu garanti eder.
Bu ne demek? Ben 5 senede 10 tane müdür çıkarttım. Çıkar mı çıkmaz mı? Disiplin arkadaşlara soruyorum. 5 senede 10 tane müdür rahat çıkar. 10 tane müdür çıkarttım. Hepsi acayip para kazanıyorlar. Ben nasıl kazanırım? Çok daha acayip kazanırım. Hepsi benim ticaretim. Peki arkadaşlar, onu da dedi ki biz Doktor Serdar'ın altından çıkıyoruz. İfakat Hanım'ın altına geçiyoruz dediler. Ne olur benim halim? Sıfırlanır mıyım? Sıfırlanırım. Bütün ekipleriyle beraber, uzantılarla beraber lang diye çektiler gittiler. 5 yıllık emeğim boşa gider mi? Gider. Forever Living buna izin verir mi? Vermez. Kayıt ücreti ve aidat yoktur. Diğerlerinde var mıdır? Vardır. Eğitimler ücretsizdir. Diğerlerinde ücretli midir? Ücretlidir. Kariyer planında geri düşmek yoktur. Diğerlerinde düşer misiniz? Düşersiniz. %12'ye çıkmıştım, küt diye %6'ya düştüm derler. %18'den, %21'den küt diye çökerler. O yüzden hep kayıp vardır. Kalıcı gelir o yüzden yoktur. Hep altınız erir, erir, erir. Bir sürü emek debelenirsiniz. Yüksek şeye küt diye erir yine. Uluslararası statüde eşit iş imkanı vardır. 150 ülkede bu işi yapabilirsiniz. Yani sen bu bölgede yapamazsın, orada yapamazsın falan diye bir şey yoktur. Güçlü olan çeker alır her yerdeki parayı. Bakın annemin arkadaşı Yasemin Hanım, eczacı, Lena'ya distriptörlük verdi. Lena Hollandalı, eşi Benjamin. Onlar şimdi Hollandalılar, dolayısıyla ben Hollanda'dayım. Burada olduğuma bakmayın. Ben sadece Hollanda'da mıyım? Ben İsveç'teyim, Almanya'dayım, İtalya'dayım, Suudi Arabistan'dayım, Avusturya'dayım, Almanya'dayım, İspanya'dayım, Fransa'dayım. 30 ülkedeyim. Hiçbirisine ben distriptörlük vermedim. Ekibimden birileri o ablasını kaydetti, o iş arkadaşını, o bilmem neyi. Yeter ki yayılabilecek insanları sokun. Bütün ülkelerden size para akacak. Daha geçen ay Irak'tan 130 euro gelmiş. Daha yeni başladı oradaki iş, bizim yayılımımız. Yani şakır şakır her yerden para akar. İşimizi diğerlerine göre yapılabilir. Ha, bu işte yatarken para kazanılır mı? Kazanılır. Neden? Çünkü Çin'de distriptörünüz varsa burada geceyken orada gündüzdür. Yatarken para akar. Yatarak para kazanılmaz. Yatarken para kazanılır. Yatarak para kazanılmaz. İşimizi diğerlerine göre yapılabilir kılan farklar. Ürün gamımız, biz iş çamaşırı, çorap, bornoz, makarna, su arıtma ya da şu bu satmayız. Biz hiçbir şey satmayız. Ürünlerimiz dünyanın en iyileridir ve en ucuzlarıdır. İş planı, diğerlerinin 10 katı kazanırız arkadaşlar. Bunu anlatmıştım neden olduğunu ve işte örnekler de verdim, ayrıntıya girmedim. Ama biz bu işi bunlardan dolayı yapmayız. Niye yaparız biliyor musunuz? İçinizde bir sürü lider var, farkındayım. Bu işi yapacak olmanızın nedeni bunlar değil. Bu. Her işte ilk başlayanlar büyük parayı alırlar. Türkiye'de sıfır noktasında olmamız bunun en büyük nedenidir. Evet, perakende satış. Teorik olarak anlatıyorum. Hiçbiriniz satış yapmayacaksınız. Forever Link'te satış yok mu? Var. Benim ekibimde yok. Diğer Türkiye'de şu anda yaklaşık 3-4 tane ana dal var. Bir dal biziz. 3 tane daha dal var. Diğer dallarda satış var. Benim ekibimde satış olmaz. Arkadaşlar satmayacaksınız. Distribütörlük verin. Karsız alsınlar. Ondan kaynaklanacak her şeyi kendinize bağlayın. Büyük düşünün. Ufak şeylerle uğraşmayın. Satmayın. Sattığınız zaman %30 kar. 100'e aldığınızı 143'e satabilirsiniz. Sattığınız zaman faturaya da fiş kesmezsiniz. Çünkü vergiden muaf esnafız. Bu maddeye göre. Peki vergi vermiyor muyuz? Doğrudan satış çünkü bu. Tıpış tıpış veriyoruz. Ürünü aldığımız zaman %18 KDV bizden alınır. Devlet ödenir. Primlerimizden %20 stopaj vergisi kesilir. Devlet ödenir. Biz vergi kaçırmayız. Vergi kaçırsaydık Türkiye'ye girdiğimizin 3. yılında vergi sıralamasında 4. olamazdık. Kredi puanı. Her ürünün bir kredi puanı değeri vardır. Yani biz ciroları TL ile Euro ile ifade etmeyiz. KP ile ifade ederiz. Kredi puanı. Mesela balık yağı 0.122'dir. Bunlar toplanır. Forever Living ilk girişte 4 kredi puanının üzerinde ürün vermez. Niye vermez? Türkiye'de birçok sistemde insanların canı yakıldı mı yakılmadı mı? Yakıldı. 6800 TL, 7000 TL'lik ürün aldırtıyorlar insanlara. Süpervizör olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın diye. Birçok insan arabasını satıyor, hayatı mahvoluyor. Cesetlerin üzerinde bir ticaret kurulmaz arkadaşlar. İnsanların canı yakılarak, ahlarla, beddualarla bir ticaret kurulmaz. Geçen gün doçent bir arkadaş geldi. Hiç unutmuyorum. Hocam süper bir iş dedi. Kan ağlıyor ama hiç. Yüzleri berbat. Ne oldu dedim. Firmanın ismini vermeyeyim. Bir Rus network firması. Bilenler bilirler network firmaları. Gözle alakalı bir şey ismi. Ve bu firma arkadaşlar tam 50 bin küsür TL'lik ürün adama vermişler. Adam muhatap bulamıyor şu anda karşısına. Bir seferde batırmışlar adamı. Ben biteyim dedi. Ürün kullanmadan sırf para için bu işi yapan insanlar istemiyoruz. Ben de istemiyorum. Forever Living de istemiyor. Evinize geldiğinde Forever Living. Dünyanın en iyi diş macunu diye benim diş macunumu tanıtıp da lavabona gittiğimde ipanayı görmeyeceğim diyor. Yoksa benimle çalışma diyor. Çünkü sen benim kullanıcım, tüketicim değilsin diyor. Sen benim distribütörümsün.
Sen benim kolum, elim, ayağım, gözümsün diyor. Çok ürün alan kişi bu işi yapma haklarına sahip olur. %15 indirimle alır. Bu formu doldurarak bu distribütörlüğü alabilirsiniz. Şu kırmızı numarasının ID numaranız olacak. Identification. Bununla tanınacaksınız. Sponsor kişi de kim getirdiyse soyadını, adını ve sponsor numarasını buraya yazacak. Dolayısıyla bu ticaret onun ticareti olacak. Bu formu doldurarak distribütörlük alacaksınız. Kişi bir seferde ya da ertesi ayın sonuna kadar 1000 TL'lik ürün alırsa, 950 bin TL civarında, o zaman taş paket olarak alabilirsiniz bunu. Süpervizör yardımcısı olarak başlar. Kariyerdeki ilk basamaktır bu. 2 kredi puanı, %30 indirim, %5 prime çıkar. İkinci kariyer seviyesi süpervizörlüktür. Hepinizden 2 ay içerisinde bu noktaya gelmenizi istiyorum. 2 ay içerisinde bu noktaya gelmeyen kişi bu işi henüz yapmıyor demektir. Gerçek anlamda yapmıyor demektir. Çünkü sağlıklı bir kişi ne kadar zayıf da olsa, kuvvetli de olsa 2 ayda bu noktaya gelir. Bu ne demektir? İster 12 kişiye distribütörlük ver 1000 TL'lik paketle, istersen 3 kişiyi al, onlar 3'er kişiyi alsınlar. Yani ekibinde senden kaynaklanan bu kadarlık 25 kredi puanlık ciro olursun. Bu kadar. %8 prime çıkarsınız, süpervizör olursunuz. Kariyer atlama stratejisi. Bakın normalde bu ciroları tek başınıza yapamazsınız. Ben de yapamam. Ama ekiple yapılır mı sizce? Ekiple. Çok kolay yapılır. Yani ben 3 kişiyle onlar verdiler. Ekiple oluşan kişilerle toplu olarak yapılır. Neden? Çünkü en altınızdaki kişinin aldığı rakamda, ciroda size hiç eksilmeden geliyor. Bakın bu sizsiniz. A'ya ve B'ye distribütörlük verdiniz. A, C'ye ve D'ye verdi. D, E'ye verdi. E'de sizin hakkınız var mı yok mu? E 2 kredi puanlık iş hacmi oluşturdu. 1000 TL'lik. D'ye de gelir, A'ya da gelir, size de gelir. Hiç eksilmeden geliyor bakın. İsterse 50. dibinizde olsun. D 1 puan yaptı, A'ya da gelir, size de gelir. C 3 yaptı, A'ya da gelir, size de gelir. A 5 yaptı, size gelir. B 1 yaptı, size gelir. Siz 3 kredi puanı yaptınız ama 15 kredi puanı. İşte bu ekibin gücü. Ekibinizde 2, 4, 5 kişi değil de 100 kişi olursa, ki 100 kişi rahatlıkla 3 ayda oluşturulur. 100 kişiye siz distribütörlük vermiyorsunuz. 10-15 kişiye ver, onların yayılımlarıyla 100 kişi bir anda olur. 100 kişi ekip oluşturan müdür olur arkadaşlar 3 ayda. O 3000 TL ve üzeri gelir dediğim rakama ulaşır. Peki niye olmuyorlar? Çünkü çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar. Ara veriyorlar. İnanmıyorlar. Etraflarındaki inançsızlıktan çok kolay etkileniyorlar. Toplu olarak bu iş çok kolay. Ekibinizi oluşturun. Bu iş bireysel bir iş değil. Ekip iş. Müdür yardımcısı 75 kredi puanı oluşturan 2 ayda müdür yardımcısı olur. %13'e çıkar. Manager 2 ayda 120 kredi puanlık ciro oluşturan ekibiyle birlikte müdür olur arkadaşlar. %18 prim. Paranın akmaya başladığı noktadır. Altın rozet alırsınız. Kartal rozet. Kariyer planı 2 aylıktır. Birbirini takip eden 2 ay. 1. ay 5 kredi puanı yaptınız. Kendiniz girdiniz 2 kredi puanı. 2 kişiyi de aldınız. 2. ay 2-3 kişiyi de aldınız. Onlar da aldılar. O 20 kredi puanı oldu ekibinizde. Bakın bunu silmiyor. Bunun parasını aldınız halbuki. 2. ayda bunu tekrar yapmışsınız gibi tutuyor. İkisinin toplamı bakın bu ciro size kariyer yaptı. 25 olduğunuz için süpervizör oldunuz ekibinizle birlikte. 2 ayın toplamı 2 katı daha kolay diğerlerine göre. 3. ayda 55 kredi puanı olursunuz. 1. ayı sizler 2'yi tutar. Bakın 2 ayın toplamı hep. İkisinin toplamı 75 müdür yardımcısı oldunuz. 4. aya geçtiğinizde 2 ister 3'ü tutar. 3 ile 4'ün toplamı hayırlı olsun müdür oldunuz. Çünkü 120'yi geçtiniz. 5. ayda ne oldu? 50, 100, 150 kredi puanlık bariyerleri geçtiğiniz için ekibinizle birlikte hayırlı olsun araba planını kazandınız. Araba planı nedir? Bütün gelirinizin dışında ekstradan 400 euro hesabınıza para yatması demektir 36 ay boyunca. 36 çarpı 400 yani 14.400 eurodur. Ben 5. ayımda araba planını kazandım. 3. ayda müdür oldum, 5. ayda kazandım. Çalışmadan alt ekiplerden kazanç sağlanabilir mi? O zamana kadar yeterince çalışmışsanız evet. Yani 25 tane müdür çıkartan kişi diamond olur. Hiçbir şey yapmasa da oluk oluk para akar. Diamond demek size direkt bağlı 25 müdür çıkartan kişi. Diamond demek aylık gelirinizin 50 bin euro ile 500 bin euro arasında olması demektir. Çalışmadan alt ekiplerden haksız kazanç sağlanabilir mi? Hayır, bu iş titan değil, saadet zinciri değil, vurkaç işi ya da at yarışı hiç değil. En alttaki üsttekileri geçebilir mi? Geçer. Bakın en alttaki kişi 9 tane müdür çıkartmış, 30 bin euro aylık gelire ulaşmış. Üstünde geçmiş, onun üstünde geçmiş. Peki altınızdaki kişinin, sizin altınızdaki kişinin sizi geçmesi sizin lehinize midir, aleyhinize midir? Lehinizedir. Çünkü altınızdaki ticaret olmaktan kurtulamıyor. 16 bin euro almasının nedeni altında böyle bir adamın olması. Gelir kanallarımız, ben 10 üstümdeki bütün müdürleri geçtim. Gelirde de kariyerde, siz de beni geçebilirsiniz. Gelir, birincisi paragende satış, teorik olarak anlattım. Ama illaki sizden birisi balık yağı istiyor. Ne yapacaksınız? Üye olmuyor. Sevdiğiniz de birisi. Onunla para alışverişine mi gireceksiniz? Balık yağı al, götür, ona teslim et, parasına. Bununla mı uğraşacaksınız? Ne farkınız kalacak?
Arkadaşlar senelik 44 TL falandır. Bu siteyi alın Forever Living'den. Ben aldım. Birçok arkadaşım da aldı. Aylık 4 TL'ye gelir. Buradan direkt sitenize girsinler. Alışveriş yapıp tıkladıkları zaman kredi kartıyla istedikleri şeyi alabilirler. Hiçbir şeye karışmazsınız. Firma ona ürünü gönderir, parayı kredi kartına alır. Karı ve primi senin hesabına yatırır ayın 15'inde. Dertsiz bir iştir. İlk kayıt kazançları. Birisine distribütörlük verdiniz, hesabınıza ne yatar? Birine distribütörlük verdiniz, hesabınıza işte yaklaşık 170 TL civarında para yatar. 6 kişiye distribütörlük verirseniz 1000 TL. Birinci ay 6 kişiye distribütörlük verdiniz. Çok kolay bir şeydir. Ben ilk ayda 17 kişiye distribütörlük vermiştim. Peki ondan sonra grup kazançları devreye girer. O nedir? Bakın ben ikinci aya geçtim, bir 6 kişiye daha distribütörlük verdim. Bana yine her birinden bin toplamda 1050 TL para yatmaz. Bana 2000 TL yatar. Neden? Çünkü 6 kişi de distribütörlük vermeye başlar. Distribütörlük verdiklerinden de para kazanmaya başlarım. Buna grup kazancı denir arkadaşlar. Ekibinizin yaptığı şeylerden. Dördüncü gelir liderlik primidir. Liderlik primi müdürlerinizden akacak paradır. Size bağlı kişiler sizin gibi müdür olacaklar arkadaşlar. Çünkü insanlar sizin için bu işi yapmıyorlar ki, para kazanmak için bu işi yapıyorlar, iş olarak yapıyorlarsa. Müdür oldukları zaman siz onlardan da para kazanacaksınız. Ne kadar? Size bağlı direkt müdürlerinizin her birinin grubundan %6 yatacak. Müdürlerinizin müdürlerinden, çünkü süreç içerisinde onlar da müdür çıkartacaklar. O müdürlerden, ikinci kuşak müdürlerden %3 yatacak. Müdürünüzün müdürünün müdüründen ne yatacak? Üçüncü kuşak müdürden %2 yatacak. Üç kuşak müdürden oluk oluk para akar. Peki bir şey soracağım, yeni gelen arkadaşlara soruyorum. Üçüncü kuşak müdürlerinizden alacağınız %2 mi büyüktür? Birinci sıra müdürlerinden alacağınız %6 mı büyüktür? İyi düşünün. Şimdi bakın, ben 10 kişiye verdim, müdür yaptım 10 kişiyi. 10 kişi her biri üçer tane müdür oluştursa, kendileri için çalışıyorlar ya süre içerisinde. Benim ikinci kuşağımda kaç müdür olur? 30 tane müdür olur ekipleriyle beraber. Peki üçüncü kuşakta kaç tane müdür olur arkadaşlar? 100 tane müdür olur. O yüzden o %2'ler anormal paralardır. Yani büyük paraların nedeni bunlar. Bakın işin püf noktası bu. Bu işe sakın küçük bakmayın. En zayıfınız bile küçük bakmayın. Düzenli çalışırsanız bu işte başarılı. Çünkü biz bir ekibiz. Serçe parmağı olabilirsiniz. Çok güçsüz olabilirsiniz. Ama benim serçe parmağımsınız. Dolayısıyla benim gücüme sahipsiniz. Bireysel çalışırsanız tek başınızasınız. Ama benimle çalışırsanız, ekibimle çalışırsanız bizim gücümüze sahipsiniz. Bu ekibin bir parçasısınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, gem bonusları. Beşinci gelir kapısı. Gem, kıymetli taş anlamını taşır. Artı birlerdir. Size direkt bağlı 9. müdürü çıkarttığınız zaman, bakın 8 kişi var. Ne alıyorum? %6, %3, %2. 9. müdürü çıkarttığım anda her birinden birer puan artar. 1 puan. Bu gruptan %7 almaya başlarım. O gruptan %4. Üçüncü kuşaktan %3 almaya başlarım. Bu %1'lik değişim aylık gelirimi 10.000 TL'nin üzerinde değiştirir. Yani 50.000 TL alıyorsam küt diye 60.000 TL'nin üzerine çıkar. Hiçbir şey değişmez. Ciro değişmediği halde. Gem bonusu. 17. müdür artı 2. 25 tane müdür çıkartan artı 3 çıkartır ve emekli olur. Farkı nedir? Devlet memuru olarak emekli olursanız 2.000 TL alırsınız. Forever Living'den emekli olan 50.000 avronun üzerinde, yani 140.000 TL'nin üzerinde aylık gelir alır. En az. Araba planı. Belirli ciroları 3 ay üst üste yapan araba planını kazanır. 3 seviyesi vardır. Birinci seviye 50, 100, 150'dir. Her ay 400 avro yatar. İkinci seviye 75, 150, 225 kredi puanıdır. Her ay 600 avro yatar 36 ay boyunca, 3 sene boyunca. Üçüncü seviye 100, 200, 300'dür. Her ay 800 avro yatar. Hepsini kazandım. Siz de kazanacaksınız. 36 ayın son 6 ayında yine 50, 100, 150'yi tekrarladıysanız bir 36 ay daha yatar. Devamlı bir gelirdir. Ne yapmışım? Beyaz Ford Fiesta dizel almışım o zaman. İkinci seviyesi 600 avrodur. Üçüncü seviyesi 800 avrodur. Evet. Dünya seyahatleri. Arkadaşlar pasaportlarınızı hazırlayın. Bakın bu işin en güzel tarafı bu. Benim açımdan da güzel. Eskiden sevmezdim. Şimdi bizim hanım sayesinde seviyorum. Bizim hanım zaten bunun için yaşıyor bu işi. En son 3 hafta önce Hong Kong'daydık. 9 gün. Bütün giderleri firma karşılıyor. Ve bir şey soracağım size. Paranızla yurt dışına gittiniz. Amerika'ya, Hong Kong'a bir yere gittiniz. Ve 10 gün kalacaksınız.
Nerede kalırdınız? Gecesi 600 dolar olan Hyatt Otel'de mi yoksa internetten buldunuz böyle 30-40 dolara bir pansiyonda mı kalırdınız? Doğruyu söyleyin. Evet. Ben de gitseydim orada kalırdım. Ama Foreverling bizi oraya götürüyor, o kadar parayı veriyor. Bir de Hyatt Otel'de kalıyoruz. Geceliği 600 dolar olan otelde kalıyoruz. Yat gezisi yaptırıyor. Yani Hong Kong'da yat gezisi yapılır mı ya? Yaptık, yemeğimizi de yedik. Yani acayip bir şey. Hem eşiniz hem sizin parasını. Bir de havaalanına indik, bir zarf verdiler. Zarfın içinden 1770 dolar çıktı. Harcıra, geri almamak üzere. Allah bin bereket versin. İkizlere, kızlarıma işte neydi o? iPhone 4S aldım. Böyle bir firma. Yani anlattığım şeyleri yaşayacaksınız inşallah hepiniz. Bakın özgürlükten bahsediyorum, mutluluktan bahsediyorum. Pasaportlarınızı o yüzden hazırlayın. İsveç görüntüleri Stockholm, İspanya görüntüleri Malaga, bütün dünyayı geziyoruz firmayla. İngiltere görüntüleri Londra, Ağustos'ta Amerika var bizim. Her sene gideriz. Önümüzdeki sene sıkı durun. Hawaii var. Evet. Hawaii var. İnşallah siz de kazanırsınız. Kar paylaşımı en büyük gelirimiz. Firma o seneki dünya cirosunun %3'ünü başarılı liderlere dağıtır. Bakın garip bir şey söylüyorum. Bizi ortağı olarak görüyor. Her sene yapar bunu. Tüm dünyadaki cironun %3'ünü başarılı liderlere dağıtır. Doktor Serdar Çiftçi, kendini sahneye davet ediyoruz. Evet, bu benim ilk aldığım kar payıydı bu işten. 22.600 TL. Bakın kimse, bu işlerde hiç kimse hesabına yatan parayı göstermez. Ben gösteriyorum size. İş Bankası'nda hesabıma yatan para 2009 yılında 22.600 TL'ydi. O gördüğünüz para. Aylık gelirim o zaman 9.000 TL'ymiş bakın 2009 yılında. Ne yapmışım bu parayla? Ekstra bir paraydı. Arabayı değiştirdim. Audi aldım. Ertesi sene aldığım para 20.000 TL. Aylık gelirim 13.000 TL'ye çıkmış. Bu parayla ne yaptım? Ekstra bir parayla Audi'yi değiştirdim. Airbus aldım. Değil tabii ki. Evet, eşimle birlikte görüyorsunuz beni Amerika'da. Pardon, hangi ülkeyi hatırlamıyorum. 2011'de 8.000 euro almışım. Hesabıma yatan paraya bakın 20.000 TL. Aylık gelirim 18.000 TL'ye çıkmış. Geçen seneki aylık ortalama gelirim, 2011 yılından bahsediyorum. Bir sene boyunca aldığım parayı topladım, 12'ye böldüm. 17.300 küsür TL. İyi para mı Türkiye şartlarında? Part-time yapılan bir işte. Sıfır noktasında süper bir iş. Evet, kızlarımı görüyorsunuz. Bu tıp fakültesinde okuyor, bu Boğaziçi'nde okuyor. Şimdi ders çalışıyorlar, finalleri var. Aldığım para buydu. 21.390 TL kar payı. Her sene gelen para. Ama bunlar palavra paralar çünkü Türkiye'de bu iş sıfır noktasında. 12 bin kişiyi yurt dışında gördüğünüz zaman işin büyüklüğünü algılayacaksınız. Türkiye olarak biz sahnedeyiz. Beni görüyorsunuz. İsveç burası. Kazak distribütörleri, Rus distribütörleri, Baltık Cumhuriyeti, İzlanda, Portekiz, İsrail, Bulgaristan, Çekoslovakya, Ukrayna, Romanya, İrlanda, İspanya, Yunanistan, Polonya, İsviçre, Beyaz Rusya, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Macaristan distribütörlerini görüyorsunuz. Kar payları bunlar. 3.000 eurodan itibaren başlıyor ama çok fazla olduğu için ben 22.000 eurodan başlattım. Kestim onları. Bütün ülkelerdeki başarılı liderler bu kar payından paylarını alıyorlar arkadaşlar. Bakın gittikçe doymuş ülkelere doğru gidiyoruz. 40.000 eurolar. Yani artık 15-25 senedir bu işin olduğu ülkelere gidiyoruz. 80.000 eurolar, 100.000 eurolar. 115.000 aylık gelirlerin dışında paralar bunlar. 136.000, 143.000, 151.000. Kamyonla kısacası para dağıtıyorlar. 8 milyonluk Danimarka birincisi 394 bin avro alıyorsa. 8 milyonluk bakın İstanbul'un yarısı kadar bir ülkenin birincisi. 394 bin avro alıyorsa. Ben Türkiye birincisiyim. 8 bin avro alıyorsam. Sizce Türkiye'de bu iş ne durumda? 80 milyonluk Türkiye'nin birincisi 8 bin avro alıyorsa. Sıfır noktasındayız. 545 bin avro 17 milyonluk Macaristan'ın birincisi. Türkiye'de doğru ekiple çalışmak. 2006 yılında non manager'da Türkiye birincisi oldum. İlker Bey'i görüyorsunuz genel müdürümüzü.
2007 yılında yine Türkiye birincisi oldum. 2008 yılında yine Türkiye birincisi oldum. 2009 yılında yine Türkiye birincisi oldum. 2010 yılında yine Türkiye birincisi oldum. 2011 yılında yine Türkiye birincisi oldum. 6 yıldır üst üste Türkiye birincisiyim ve siz benimle çalışacaksınız Allah nasip ederse arkadaşlar. Bir din büyüğü buyuruyor ki inan da istersen oduna inan. İnanç batıl da olsa kuvvet getirir. En tehlikeli insan inançsız insandır. İnanır, inan da neye inanırsan inan. İnancınız varsa distribütörseniz bile zirveye gideceksiniz demektir. İnancı ne korur? İnancı bilgi korur. Bilgisiz inanç olmaz. Ama başarıya giden yolda bilgi yetersizdir. %5'tir bilginin yeri. %95 neye ihtiyaç duyar başarı? İki şey. Özgüven, o yapıyorsa ben yaparım, o dağa çıkıyorsa ben de çıkarım diyen kişi. İkincisi ise heyecan. Moralinizi yüksek tutacaksınız. Bu formu doldurarak distribütörlük alacaksınız, anlattım. Şu kırmızı numarasının identification numaranız olacak. Hiçbir yükümlülüğü yoktur arkadaşlar. Migros'tan kart almak gibidir. Migros'a gittiğinizde size bir form doldurtuyorlar ve bir money kart veriyorlar. %3 indirim yapıyorlar. Forever Living'de bu formu doldurursanız size %15 indirim yapar. 100 Euro'luk ürün bile alsanız. Eğer 950 TL'lik ürün alırsanız 1000 TL'lik %35 indirime çıkarsınız. Bu işi yapmasanız bile benim aldığım fiyattan direkt üretici firmadan ürünleri alma hakkına sahip olursunuz. Püf noktalar, hedef koymalısınız. Hedefi olmayan insan rotasız bir gemi gibidir. Mükemmel birisini bulamayacaksınız bu işte. Mükemmellik diye bir şey yoktur. Ancak işte peygamberler de aleyhisselam olur. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ekip mükemmel olur. Ekip. Herkes birbirinin eksiğini tamamlar. Güçlü yönünüzü güçlendirin. Güçsüz yönlerinizin de farkında olun. Mükemmel olan duvarlar örer, zayıf olan sempatiktir. Bu ne demek? Bakın ben çok iyiyim bu işte. Ama bu benim iyiliğim. Misafirim açısından kötü. Neden? Diyor ki ya bu doktor yapar ben yapamam diyor. Benim müdürüm bakın 40'tan fazla müdür çıkarttım ben. 4 tane üst müdür çıkarttım bu işte. Yani insanların para kazanmasına vesile oluyorum. Sizin de müdür olmanıza vesile olurum. Çünkü bir ekibiz. Dediğim gibi yani güçsüz bile olsanız bizim serçe parmağımızsınız. Benim ekibimde her türlü insan var. TKP'nin Rusya'da eğittiği adam da var. Benim müdürüm. Doğu Perinçek'in sağ kolu da var. Efendime söyleyeyim. Çarşaflı ilkokul mezunu ev hanımı iki tane müdürüm var. Mesela X müdürüm Ayşe abla diyelim. Birisini getirdiği zaman ona kazandığı parayı gösteriyor. Diyor ki ben bu ay 3400 TL aldım diyor. İlkokul mezunu. Getirdiği adam ya da kadın ne der? Bu bunu alıyorsa ben bunu hayli hayli alırım der. Doğru mu? Seminerin sonunda diyor ki ben bu doktoru kullanarak müdür oldum diyor. Sen de tepe tepe kullanacaksın diyor. Girer mi kişi işe? Bakın işte burada zayıf olan sempatiktir. Zayıf yönünüz gücünüzü oluşturabilir doğru kullanırsanız. Sana yardım edecek bir el arıyorsan kendi kolunun ucunda bulacaksın arkadaşlar. Kendi kendinize yardım edeceksiniz. Kimse size yardım edemez. Siz koşmazsanız benim koşmamın size bir faydası yok. Siz bana misafir getirmezseniz, doğru çağırmazsanız ben bir şey yapamam. Misafiri getirdiğiniz seminerden sonra satış kapamayı yapamazsanız yine hiçbir faydası yok. Yani siz yapacaksınız. Ekip olarak birlikte yapacağız. Bahaneleriniz olmadığında başarı gelir. Bahaneyle başarı birlikte olmaz. İş heyecanlı tek bir kişiyle başlar. Tutkulu bir kişi ilgili 101 kişiden daha iyidir. İş heyecanlı tek bir kişiyle başlar. Koca koca dev çınarlar tek bir tohumla, küçücük bir tohumla başlamamış mıdır? Dev holdingler tek inanmış bir insanla başlamamış mıdır? Dev projeler, dev ideolojiler tek insanla başlamamış mıdır arkadaşlar? Tek yapan insanla. Menajerlik sürecine eşlik edeceğin 25 kişi bulman, diamond olman demektir. Yani müdürlüğe gidebilecek 25 kişiyi sistemle karşılaştırmak demek, ayda 50 bin avronun üzerinde gelir elde etmeniz demektir. Türkiye'de 80 milyon kişi var, senin sadece 25 kişiye ihtiyacın var. Bırakın Türkiye'yi, İstanbul 17 milyon, 25 tane lider bulunabilir mi? Bulunabilir. Rahatlık ortamınızı terk edin. Zaten terk etmişsiniz, buradasınız. Rahatlık ortamınızı terk etmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Sadece bu iş değil. Kendinize vereceğiniz iki söz var bu işte. Bu işe başlayacaksanız eğer, iş olarak başlayacaksanız. Bir, ilk sözünüz bir yıl dayanma sözü olsun. Bir yıl çalışarak dayanmaktan bahsediyorum. Bir yıl pedalı çevireceksiniz. Çevirmezseniz bisiklet düşer. İkinci, ilkokula 5 yıl dayandınız mı? Dayandınız. Bu işe bir yıl dayanacaksınız. İkincisi ise 20 kişiye bu semineri izletmeden pes etmeyeceğim sözünü vereceksiniz. Bana değil, kendinize.
İster bir ayda getirin bana 20 kişiyi, ister bir yılda getirin. Neden? Çok güçsüz bile olsanız 20 kişinin 7 tanesini alırım Allah'ın izniyle. Siz güçlüyseniz o 20 kişinin 15'ini birlikte alırız. 7 kişiyi alırsak sizin bu işe inancınız olur. Ha ben çok zayıfım ama bu hocayla bu iş olur dersiniz. Bu ekiple bu iş olur dersiniz. İnanırsınız. İlk yapılması gereken şey kontak listesi. Burada hepiniz gireceksiniz bu işe belli. Allah nasip ederse çalışacağız. İlk yapacağınız şey bu. Eve gittiğiniz zaman bunu yapacaksınız. Kontak listesi. Bu ne demek? Fihristinizi açacaksınız. Cep telefonlarınızı açacaksınız. Yazacaksınız. Aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru. Peki kimleri yazacaksınız? Ne tür özellikteki insanları yazacaksınız? İyi bakın arkadaşlar. Çok önemli bilgi veriyorum. Ne tür nitelikteki insanları çağıracaksınız buraya? Dişlerini fırçaladığını bildiğin kişileri yaz. Bunları yazacaksınız. Yani dişini fırçalayan herkes bu işi bir şekilde yapar. Ya ürün kullanıcısı olur ya işi yapan olur. İşe başladık. 2 kişilik dev liste yaptık. Hayır dediler ve işimiz bir gecede bitti. 2 kişilik dev liste yapmayın. İşiniz bir gecede bitebilir de bitmeyebilir de. Güçlü kişilerdir. Olumlu görürler, yaparlar. Kim ki 2 ay içerisinde 25 kredi puanı yapıyorsa size sinyal yolluyordur. Ben varım diye. Bakın bu işte insanları sistemle karşılaştırın. İster girsin ister girmesin. Karşılaştırın, karşılaştırın. 2 kişi hayır der, 1 kişi evet der. Karşılaştırmaya devam edin. Geriye dönmeyin. Girse de girmese de olumsuz bir insan sizin enerjinizi çeker alır. Siz devam edin karşılaştırmaya. Ne zaman döneceksiniz geriye? Sırtınızdan birisi tıkladığı zaman. Neden? O diyor ki bana yardım et. Ben başladım, yapıyorum. Ben varım diyor bakın. 2 ayda süpervizör olan kişi ben varım der. Davet nasıl çağırmalı? Doğru çağır. Bakın 2 şey yapacaksınız demiştim. 1. Doğru çağıracaksınız. 2. Takip edeceksiniz. Bitireceksiniz işi. Getirdiğiniz kişi. 2 şey lazım sizin için. Çünkü her şeyi ben anlatıyorum zaten. Ekip olarak anlatıyoruz. Davet nasıl çağır? Doğru çağırırsanız herkesi buraya getirirsiniz. Getirdiklerinizi de alırız. Allah'ın izniyle. Davette 3 değişik hedef kitlemiz var. En yakınlarımız, sosyal statü olarak bizden üstü olanlar, en büyük çevremiz olan uzak ve tanımadığımız çevre. En yakınlarımız kimler? Ablamız, kardeşimiz, abimiz, annemiz, babamız, çocuğumuz, kankamız. Nasıl çağıracağız? Saat 15'te Kadıköy'de ol. Hayırdır? Sürpriz gelince görürsün. Bu şekilde çağıracaksınız. Hiçbir şey anlatmayacaksınız. Bu şekilde çağrılanların elini görebilir miyim? Evet bakın salonun epeycesi bu şekilde çağrılmış. Amin abi ben seni böyle mi çağırdım? Yakınınıza ne anlatacaksınız? Ya arkadaşınız sizin, yakınınız. Anlatırsanız kaybedersiniz, bitersiniz. Sosyal statü olarak bizden üstü olanlar. Belediye başkanı abimiz, profesör dayımız. Nasıl çağıracaksınız? Bir işe girdim, çevremde aklına ve tecrübesine güvendiğim 3 kişiden birisiniz. İşi inceleyip bu işle ilgili fikrinizi söylemenizi ve fikriniz olmuşsa bana yardım etmenizi istiyorum. Yardım isteyeceksiniz. Yalan söylemeyeceksiniz. Size yalan söyleme eğitimi vermiyorum. Gerçekten yardım etmesi için çağıracaksınız. Yardım eder mi? Ürünleri hayatına sokar mı? Kendisi yapmasa bile özel kalemini ya da sekreterini size gönderebilir mi? İstanbul'u jandarma komutanını getirdiler buraya. Halil İbrahim Tüysüzpaşa'yı. Tuğgeneral. Çok heyecanlandı. Birebir kaldık. Doktor dedi. Genel olarak ben bu işi nasıl yaparım dedi. Komutanım dedim. 150 kişiye seminere gir sonra bana tekmil veremini verebilir misiniz dedim. O kolay dedi. Emrinize uyarlardım dedim. Yiyor suymasınlar dedi. Başladık çalışmaya. Erdener Bey'i getirdiler. EGS Bank'ın eski ortaklarından. Kelli felli adam. Uçağa atlamış gelmiş buraya. İzmir'den. Ürünleri dinledi. İyiymiş dedi. Bizim kız yapsın bu iş dedi. İşi dinledi. Bu büyükmüş dedi. Ben yapıyorum dedi. Hiç unutmuyorum Mustafa abi işte Üsküdar Belediye Başkanı'nı getirdi. Yılmaz Bayat'ı. Taş paket alarak başladı. CD'mi izleyerek giren insanlar var. Antalya Vali Yardımcısı gibi, Bilecik Vali Yardımcısı gibi halen görevde. Dolayısıyla Kıbrıs Başbakanı şu andaki. CD izlemiş 2 ay önce. Getirin bana bu doktor demiş. Sanki kellemi istiyordu. En son Rauf Denktaş'ın kızını aldık Ender Hanım'ı. 2 puanla girdi geçen ay sisteme. İşi yapma kararı aldı. En büyük çevremiz olan uzak ve tanımadığımız çevre. Nasıl çağıracağız? Empati kur, karşıdakinin yerine kendini koy ve asla merakını giderme. Niye geldiniz? Merak ettiğiniz için geldiniz. Merakınız giderilseydi gelmezdiniz. Meraklandırın, meraktan çatlasın, uyku uyuyamasın. Davet sunum değildir ve çok kısa olmalıdır çünkü her soru başka bir soruyu doğuracaktır. Sonuç başarısızlıktır. Susmayı bilmelisiniz arkadaşlar. Güçlü olabilirsiniz. Ama bu iş farklı bir iş. Futbolu çok iyi oynayabilirsiniz. Ben Amerikan futbolu oynuyorum ve ben bu işteyim. Bunu bilmiyorsunuz. Bu farklı bir iş. Klasik ticaret değil bu. Başlamadan bitersiniz. Sadece başta dediklerimizi yapın. Müdürlüğe kadar. Müdürlükten sonra ne yaparsanız yapın. Sizi sağ salim kıyıya çıkartalım. En çok karşılaşılan argümanlar yerim uzak. Palavra bir argümandır. İngiltere'deki, Fransa'daki en uzaktaki kişilerle çalışıyorum. Kuşadası'nda bir bayan 2 ayda süpervizör oldu. Ayşegül Hanım bu ay süpervizör oldu. Tek başına. Ben yokum orada. Seminerlerim de yok. Yerim uzak palavra bir laftır.
İsteyen olur. Param yok. Palavra bir laftı. Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi bir laptopa ya da cep telefonuna kafayı takarsa sahip olur mu olmaz mı? Olur. E sen bu işe kafayı taktın. Ben 230 TL'yi bulamıyorum. Böyle bir şey yok. 230 TL değil, 1850 TL'yi buluyorlar. 4 kredi puanlık VIP giriş yapıyorlar. Hem de parası olmayanlar. Ve hızla da müdürlüğe gidiyorlar. Muharrem abi altın borç olarak girdi. 3 ayda müdür oldu. Karısı çocukları vardı ya adamın. İşi yoktu. Full time bu işi yaptı. Tülin abla nüfus müdüründe çalışıyordu. Geldi seminere. Kadın annesinden kalan bileziği satarak girdi. Taş paketle girdi, öyle 100 euroluk falan girmiyor. En üst seviyeden girdi. Ve 3 ayda müdür oldu. Yani inanırsa yapar. İnancınızı korumalısın. İnanç ne demektir? İnanç şu demektir arkadaşlar. Olmasın cenazemde çelengim, top arabam, tabutumu taşısın tam 4 inanmış adam. İnanç bu demektir. İnanmış 4-5 kişiyi bulduğunuz zaman zirveye yürürsünüz. Ekip. Tek başınıza hiçbir şeysiniz ama ekiple her şeysiniz. İnanmasını sağlayın. Nasıl inandıracaksınız? Ürüne kullanarak inanacak. Yani ürünü kullanmadan olmaz. Diş macununu kullanacaksınız. Şampuanı kullanacaksınız. Bu işi yapacaksanız bunları kullanacaksınız. Balık yani içeceksiniz. İşe nasıl inanacak? Birisini kaydettiği anda cebine paranın yattığını gördüğü zaman inanacak. Bakın dün Gölcük'teydik. Orada genç bir çocuk. Daha 20 yaşında. Abi diyor arkadaşımı kaydettim diyor. Parayı çekmiyorum bankadan diyor ya. Ne yapıyorsun dedim. Her gün gidiyorum diyor. Kartı sokuyorum. Görüyorum diyor. Para yatmış. Forever Living yazıyor. Bu iş olur diyorum diyor. Yattı para diyor. Evet, inanmasını sağlayın. Yatıyor para. Canan'ın puanına baktım geçen gün, sayfasına girdim. Bak Canan, benim 14. dibim, kızlarımın altı. Bir sürü kişi girer yapmazlar ama 14.'de bir tane lider çıkar, ta Gebze'de kıvranır. Hocam geliyor musun, seminer veriyorum, birisini getiriyorum, yapar. Ve süpervizör oluyor, önümüzdeki ay Allah nasip ederse. Hesabına bu ay yatacak para, bakın 5 kişiyi kaydetmiş. Toplam 10 kredi puanı ben söyleyeyim. 800 TL'nin üzerinde para yatacak. Bayram abi alt grubuna diyor ki Canan diyor paraları sayarken diyor sen havayı sayarsın diyor. İnanmasını sağlayın. 100 liralık giriş küçük görmeyin arkadaşlar. Bazılarının gerçekten parası yoktur. Yani oradan buradan şuradan toparlarlar. Aceleci olun. En yakınızdaki lideri çeker alırlar. En yakınızdaki lideri çeker alırlar. Unutmayın bunu. Bakın kaç defa bizim hanım uyardım. Marmara evlerinde, İhlas Marmara evlerinde oradaki güzellik salonu sahibi dedim. Bak bu kadını al. Bu kadını al. 3 defa ayırıyorum. İşte öyle dedi, böyle dedi. Kadının bir baktık. Şimdi kadın üst müdür. Başkası aldı. En yakın arkadaşım. Bir firmanın genel müdürü. Bu işe girdim bir hafta sonra. İzzet Orhan. Aradım İzzet oğlum dedim. Malı götürdük dedim. Ya, o paradan anlar çünkü İzzet. Abi dedi Forever Living şimdi. Nereden biliyorsun dedim. Beni dedi 3 gün önce kaydettiler. Geçmiş olsun. Dev bir ticareti kaçırdık. Öyle söyleyeyim. O da beni kaçırdı. Bak benimle çalışmadığı için müdür olamadı. Yapamadı bu işi. Sebep altyapı yok ki. Kaydeden kişi bir avukat. Yani bu iş için bir nedeni olmayan birisi. Ya ben bu işe kafamı koymuşum. 7500 TL gideri olan bir ofisim var benim Kadıköy'ün merkezinde. Ben karşılıyorum giderini. Birkaç müdür arkadaşımla birlikte. Olmaz mı bu ekiple, inanmış ekiple? Olur. Altyapı sağlamışım. Ben bir ayda 22 tane semineri bizzat ben veriyorum arkadaşlar. Olur mu bu iş? Olur. Aceleci olun. En yakınızdaki lideri çeker alırlar. Yalvarmayın. Dünyanın en büyük işini yapıyorsunuz. Anlamıyorum. Ne olur gel, ne olur yapalım. Lütfen gir. Yapmayın böyle. Türk Hava Yolları'nın genel müdürü uçak mühendisi alacaksa yalvaracak olan kişi Türk Hava Yolları'nın müdürü değildir. Uçak mühendisleri yalvarırlar. Bakın biz insanlara fırsat sağlıyoruz. Bunu algılamazsanız anlamazsınız. Anlatamazsınız da. Ben transatlantikteyim. Ailemle birlikte. Paçayı yırtmışım Allah'ın izniyle. Siz de yırtacaksınız. Birçok insanın paçayı yırtmasını sağlamışım. Yapacağınız şey şu. Siz transatlantikte gezerken denizde boğulan insanlardan kayıtsız kalamazsınız. Elbette ki onlara can simidini atacaksınız. Ama yakalamıyorsa ne yapacaksınız? Yakala diye burnuna sokmaya gerek yok ki. Daha boğulan bir sürü insan var. Çekin başkasını atın. Yakalarsanız çekerim. Sizi çekerim. Koşarsanız koşarım. Ama bir şey yapmazsanız ben ne yapabilirim ki? Geliyor bana sanki tuzağa düşüreceğini zannediyor. Yani ne tuzağa düşüreceğim? Sen 230 TL'lik ürün alacaksın diye ben zengin mi olacağım? Ben senin kar sağlamanasın. Ürün falan satmıyorum ki sana. Balık yağına benim ihtiyacım yok ki. Senin ihtiyacın var. Ben zaten kullanıyorum. O yüzden arkadaşlar vakarınızı koruyun. Yalvarmayın. Kendinizi kendiniz takip edin. Çünkü sirkülasyon çok hızlı. Bugün geliyor, yarın geliyor. Dönemiyoruz geriye. Gemi gider kaçar. Kaçar. Evet. Fırsatlar dediğim gibi karşınıza çıkmış. İyi yakalayın. İlk belirinde küçük gözükür. Arkasından baktığınızda dağ gibidir. Çünkü kaçmıştır. Evlenme yaşına gelmiş bir kız. Orta çağda. Zengin bir kız. Çok da güzel falan. Beyaz atlı prensini bekler. O gelir bu gelir beğenmez. Onun boyu uzun bunun boyu kısa. O konuşamıyor şu falan. Bir gün at sesiyle uyanır şatosunda. Böyle heyecanla balkona çıkar.
Bir bakar ki hakikaten beyaz atlı prens geliyor. Aşağıya kadar gelir, at kişiler falan beyaz atlı prens. Aşağı eğilir şatodan, hey beyaz atlı prens der. Beyaz atlı prens kafasını kaldırır, bana mı seslendin teyze der. Çünkü fırsat kaçmıştır. Fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Evet, bugün hayatınızın belki en önemli günüdür. Hak etmezler. Hak etmezler. Bakın bu çok önemli bir slide. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bir kız çocuğu geldi gazete ilanıyla bana. Daha doğrusu üniversiteyi bitirmiş. 25 yaşlarında falan. Cevval tuttuğunu koparacak. Vizyonu da var. İşi de yapmak istiyor. Babasıyla beraber geldi. Babası da kellifeli bir adam. Yani kellifeli derken zenginlik anlamında söylemiyorum. Böyle akıllı gözüken falan bir adam. Tabi arada sohbet de ettik. Kalp krizi geçirmiş. İki defa, üçüncü de genelde ölürler. Üçüncü krizde kurtulan yok gibidir. Kalple ilgili en azından balık yağını kullanmak zorunda bu adam. Öyle söyleyeyim. Seminer bitti. Dedim ki adama, dedim bak kızım bu işi yapmak istiyor. Evet baba da yapmak istiyorum. Benim ama parası yok. Dedim sen balık yağı alarak kızının girişini yap. Sen zaten balık yağı kullanmak zorundasın. Yok dedi, ben giremem dedi. Niye dedim, biz dedi ev aldık dedi, ev yaptırıyoruz dedi. Ya ölünce evi ne yapacaksın? Hak etmezler. Arkadaşlar Türk insanı o kadar bozulmuş vaziyette ki ne işi hak ederler bu işi, tamam mı? Hayatları boyunca sürünürler, ne de bu ürünü hak ederler. Gider aktardan, televizyondan, bilmem nereden, saçma sapan yerlerden, saçma sapan şeylere dünyanın parasını verirler, aldatılırlar. Ama dünyanın en iyi ürünlerine ufacık bir parayı veremezler, elleri titrer. 150 ülkede denetlenmiş, ilgili bakanlıklardan onay almış ürünlerle ilgili şüpheler kafalarında olur. Ama bir televizyonda bir bilmem ne çileği, yok bilmem neyi, parayı sayar alırlar. Bir aktarın dediğine gerçekmiş gibi inanırlar, tam inanırlar. Ama burada bununla şey yaparlar, şüpheler geliştirirler, hak etmezler. Onlarla uğraşmayın. İstanbul'un içindekilere CD'mi kullanacaksınız. Eğitim CD'mi. Bunu herkese alırsınız. Bu CD'yi izleyen ya ürünü kullanmak isteyecektir ya da işi yapmak isteyecektir. Bunu benim ekibim ve uzantılarım dışında hiç kimse kullanamaz. Hakkımı helal etmiyorum. Bile bile kullanıyorlar, kullansınlar. Ama öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum. Siz kullanabilirsiniz. Benden kaynaklanan arkadaşlarım kullanabilirler. Yani ben bu CD'yi satarak klasik ticaretle para kazanayım diye üretmiyorum. Yoksa 40-50 TL'ye vermem lazım. Eğitim CD'si bu. Dolayısıyla arkadaşlar CD alarak bununla herkes alabilirsiniz. Yani buraya getiremedikleriniz CD ama izletmeniz lazım baştan sona. Onun dışında devam edelim. Bu CD ile ilgili bir şey anlatayım çok kısa. Bir arkadaş gazete ilanına gelecekken gelmiyor pazar günü. Salı günü dönüyor arkadaşlarımız. Niye gelmediniz diyorlar. Ben işe girdim diyor. O yüzden gelmedim. Ne işine girdiniz? Forever Living işine başladım diyor. Evet. Çok ilginç, bakın yeni olan bir hadise bu. Peki diyorlar nasıl girdiniz? İşte Ankara'da bir arkadaş, Forever yapan arkadaş internetten benimle irtibat kurdu. Bana bir CD gönderdi diyor. Kimin CD'si diyorlar? Doktor Serdar Bey'in CD'si diyor. Onu izledim diyor. İşe yapma kararı aldım. Şirket merkezine kendim gittim. Formu aldım oradan. Yazdım. Sponsor kısmına arkadaşın soyadını, adını, distribütör numarasını yazdım ve onun altına yoldum diyor. Hayırlı olsun diyorlar. Eğer gelseydiniz bizzat Doktor Serdar'la çalışacaktınız diyor. Çünkü çağıran arkadaş benim ekibimden değil. Korsan CD kullanıyor. Yani çalıntı CD kullanıyor. Şimdi tabii bu CD'yi izleyenlerden birçok arkadaş, başka gruplardan eline geçenler yine burayı kesip yine kullanmaya devam edecekler. Tabii bu eğer hesap gününe inanıyorsak yapmamalılar bunu. Çünkü ben zaten birçok insanın müdür olmasını sağladım bu ülkede. Benimle hiç alakası olmayan. Ben iyiliklerimi yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Ama bu iyilik değil, bu hırsızlık. Sonra Face'ten beni eklemiş, yana yakala peşimde koşuyor. Hocam ben seninle çalışmak istiyordum falan, geçmiş olsun dedim. Sözünde dursaydın, pazar günü sözünde durup gelseydin benimle çalışırdın dedim. Bu ofis sizin ve Türkiye'deki diğer oluşmanın böyle bir ofisleri yok. Rızkın 10'da 9'u ticarette ve cesarettedir. İşte size büyük ticaret, azıcık cesaret gösterin. Deneyin, bir şey kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. İşi bırakanların çoğu küçük başlangıç yapanlardır, bunu unutmayın. Neden? 15 bin euro aylık gelir bekleyen bir lips ve diş macunuyla başlamaz bu işe. Adam gibi başlar. Parası olmayanlar için söylemiyorum bunu. Parası olmayan 100 euro olup başlasın. Parası olan, kredi kartı olanlar için söylüyorum. Kazak liderinden biraz bahsedeceğim. Kazakistan'da bu iş nasıl oluyor? Çok ilginç bakın. Bizim şu seti almamız çok kolay. Ayda en az 3-5 kişiye distriptörlük vereceksiniz. Bir kişiden 170 TL atıyor. Yani buna para vermeyeceksiniz kısacası. Bunun parası zaten çıkıyor. Kazakistan'da bunu 7 kişiden borç alarak alıyorlar. Çünkü Kazakistan'da doktorun maaşı 150 dolar, öğretmenin maaşı 100 dolar. Bunun fiyatı 700 dolar. 7 kişiden borç alarak başlıyorlar işe. Düşünün. Türkiye'de çok kolay bu iş. Kazak lideri bana şunu dedi. Mağfur. Yerim uzak diyenlere anlatıyorum. Mağfur bir eğitime gidiyor. Kazakistan'da yaşadığı yerden Almatı'ya tam 3000 kilometre. İşi incelemek için gidiyor. 3000 kilometre. Gelen kişi de Macaristan'dan geliyor Kazakistan'a. Almatı'ya. Seminere göre hiçbir şey anlamadım diyor ama Atilla'nın gözündeki ateşe inandım diyor. Bu adamla bu iş olur dedim diyor. Girdim diyor. Başladım diyor.
Herkes anlatıyorum diyor, hiçbir şey olmuyor. 20 kişiden hayır duydum diyor. Tam 20 kişi hayır dedi. En yakın arkadaşım diyor, aynı mahallede oturuyoruz, evini sattı kaçtı diyor. Hayır diyenler diyor, kesinlikle hayır demezler diyor aslında. Artık herkes beni gördüğü zaman saklanıyordu diyor. Hayır bu işte kesinlikle hayır anlamını taşımaz diyor. Aslında onlar sizi gözlüyorlar diyor. Yapıyor mu, bıraktı mı, para kazanıyor mu? Gelirim diyor 2000 avroyu geçince diyor kulaklarını gördüm diyor. 3000 avroyu geçince diyor burunları çıktı ortaya diyor. Aylık gelirim diyor 4000 avroyu bulunca diyor üzerime atladılar diyor. Atilla'yı aradım diyor. Hayır 20 tane hayır dedim. İşi bırakacağım diyor. Bu iş olmuyor dedim diyor. Macaristan'ı aradım diyor. İlk defa konuyor. Atilla'ya dedim ki Atilla ben mağfur dedim diyor. Oo mağfurcum merhaba dedi diyor. İşi bırakacağımı söyleyeyim ama dedim ki diyor 20 kişiye anlattım diyor. 20'si de hayır dedi diyor. Süper dedi diyor. Manyak mı bu adam ya dedim diyor. Nasıl süper dedim diyor. 100 tane hayır duy demiş. 100. hayır duyduğunda manager'sın demiş. İyi dedim diyor yani işi bırakacağım diye anlatıyor. Ben 100 hayır. Ondan sonra diyor 25. hayırı duydum diyor. İçimde bir sevinç oluşmaya başladı diyor. Müdürlüğe gidiyorum. 30. hayırı duydum diyor. Süper dedim diyor. Ben de diyor havaya girdim diyor. 35. hayırda diyor havalara uçtum diyor. 40. hayırı diyor göbek attım diyor. Mağfur Atilla yanılmıştı dedi. Çünkü dedi 50. hayırda müdür oldum dedi. 50. hayırda. Yani 100 hayırı bulmadı dedi. Hayırda hayır vardır. Bu iş acayip hayırlı bir iştir. Sağlam durun arkadaşlar. Evet bu işe 3 türlü giriş var. 100 euroluk giriş. Şu andaki değeriyle 100 euro. Kaç lira şu andaki değeri? 250 TL. Distribütör olursunuz. %15 indirimle başlarsınız ve bu işi yapabilirsiniz. Parası olmayanlar bu şekilde girsinler. İkinci giriş şekli şu andaki parayla 1000 TL. Kaç euro ediyor? 450, 470 euro falan. 475 euro diyelim. 1000 TL diyelim. Bu süpervizör yardımcısı olarak başlar. Bu distribütör. Süpervizör yardımcısı. %15 indirim alır, %15 indirim alır ama bu %35 indirime çıkmış demektir. Bundan sonra ürünü aldığında %35 indirimle alacak demek. %30 indirim, %5 prim. Yani balık yani şu andaki satış fiyatı 66 TL. İlk girişte 55 TL alacaklar ama bu bundan sonra alımında 45 alacak. Bizim aldığımız fiyattan %5 de geri dönecek. Çoğunluk bu şekilde girer. Üçüncü giriş şekli VIP giriştir, VIP giriş. 1850 TL'lik giriştir. 4 kredi puanlık. Yarısı %15, yarısı %35 indirimlidir. En üst seviyededir bu. Bu şekilde girenler arkadaşlar, benim gibi insanlar bu şekilde girsinler. Yani çevresi olan, ben hızlı ilerlerim diyen, tuttuğunu koparan, çekip alan insanlar bu şekilde girsinler. Yani bu şu demektir. Ben güvenilir bir hayat yaşadım. İnanmadığım hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Ve etrafımda bilirler. Düşmanım bile bana saygı duyar. 5 kişiyi çekip alın. Güçlüyseniz. Yani ver kredi kartını, seminere sokun. 1850 TL'lik girişini yapın bir ay içerisinde, 20 seminerde, 5 kişi. Yapabilir misiniz? Bunu yaparsanız bu şekilde girin. Çünkü neden? Ertesi bir ayda da yani ikinci ay içerisinde o 5 kişi aynı şeyi yaptırtabilecekseniz, onlar da 5'er kişi alabileceklerse o şekilde, onların çevresinden 5 kişi onların altına yazabilecekseniz VIP girişte 2 ayda müdür olursunuz. Hesaplayın 5, 25 tane eder 30, 4 kredi puanına çarpın. 120 kredi puanı. 2 ayda müdür olursunuz. 3. ayda bakın geliriniz küt diye 3000 TL'ye geçer. 3. ayda bu 5 kişiden 2 tanesini müdürlüğe götürebilirseniz, aynı şeyi yaptırabilirseniz geliriniz küt diye 10.000 TL. 3 ayda 10.000 TL gelir ulaşabilirsiniz. Arkasından araba planı gelir, kar payı gelir arkadaşlar. Bu size bağlı. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Forever Living bize ne sunar? 4 şey sunar. 1. Sağlık sunar, en kıymetli şey. 2. Özgürlük sunar. Özgürlük, freedom. Ne demek özgürlük? Ben 15 yıl askeriyede çalıştım. Özgürlüğün ne olduğunu çok iyi bilirim. Yani birilerinin sizinle oynamasını istemiyorsanız bu işi yapın. Özgürlük. Sadece özgürlük bu anlamda mıdır? Hayır. Finansal özgürlük anlamında da bu işi yapın. Bu ne demek? Restoranta gittiniz. Menüyü aldığınız zaman sağına bakmıyor musunuz? Soluna bakın. Niye? Çünkü paraya göre alıyorsunuz yiyeceklerinizi. Sağa bakmadığınız bir bakmayacağınız bir hale gelmelisiniz. Forever Limit'te bu noktaya gelirsiniz. Üçüncü verdiği şey, bakın ne dedim? Sağlık, özgürlük. Üçüncüsü legalitedir. Legalite, yasallık. Çünkü ben hayatımı vereceksem bir işe, dayayacaksam firma güvenilir olmalı, yasal olmalı. Forever Living ıcığından cıcığına yasaldır. Dördüncüsü ise paradır arkadaşlar. Yani ben bir işe emek ve zaman vereceksem kazanmalıyım. Odaklanın. Son püf noktası bu, odaklanın. Nasıl odaklanacaksınız? Fokus. Birlikte başarmanızı sağlayabiliriz. Bakın tekrar ediyorum, birlikte. Ekibin gücüyle, tek başınıza değilsiniz. Birlikte başarmanızı sağlayabiliriz. AMA bir müdüre sormuşlar. Demişler ki,
Görmediğiniz halde nasıl başardınız? Demiş ki 3 tane gören kimse buldum. Bakın bu işi en iyi anlatan cümle budur. Hakikaten bunun pratiği oldu. Kazakistan'da geçen ay bir kişi 3 tane müdür çıkarttı. 3'ü de sağır ve dilsiz. Vaktiniz mi yok? Vakti olan 3-4 kişiyi bu işle karşılaştırın. Çevreniz mi yok? Çevresi olan 3-5 kişiyi bulun. Konuşamıyor musunuz? Geveze 3-5 kişiyi bu işe sokun. Sizde ne eksikse onunla ilgili eksiği birileriyle tamamlayın. Çünkü ekip oluşturacaksınız. Beni bu işe alan Valide abla. Valide abla hanımın akrabasıdır. İlkokul mezunu bile olmayan bir kadındır. Yazması yoktur. Hala formlarını başkası doldurur. Komik ama gerçek, bakın anlatacağım şey. Valide ablanın aylık geliri şu anda 12 bin TL'nin üzerinde. Beni bu işle karşılaştırdığı için. Kocası dev bir kanalda haber müdürüdür. Maaşı 4500 TL'dir kocasının. Kocası başta eşim oyalansın diye bu işe sokmuşken şimdi kocasının gözü Valide ablanın parasındadır. Neden? Çünkü bakın sadece beni bu işle karşılaştırması Valide ablaya 12 bin TL'nin üzerinde para akıtıyor. Eğer benim gibi bir kişi daha bulursa gelir küt diye 25 bin TL'ye geçer. Fazla insana ihtiyaç yok. Yayılabilecek, sistem kurabilecek 3-5 kişi güvenilir. Çevresi olan 3-5 kişi bu işi halleder arkadaşlar. Heyecan. Getirin bana bu doktoru. Diamond demek. Bu yükü üzerimize almış mıyız? Siz sadece sistemi kullanın arkadaşlar. İkincisi burada tek başınız arkadaşlar. Kurumsal bir kimlikle karşı karşıyasınız. Moralinizi yüksek tutacaksınız. Arkadaşlar. Geçeriye giden yolda bilgi yetersiz. %5 bilginin yeri. İnancı ne korur? İnancı bilgi korur. Bilgisiz inanç olmaz. Gerçekten de yaşamımızın kalitesini arttırır. İçerimi insanların oluşturduğu ürünlerden uzak durun. Uzak. İşte Forever Living. Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Para yatmış, Forever Living yazıyor. Bu iş olur diyorum diyor. Yattı para diyor.